Traktör de benim, traktör benim. Gözler üstümde, bu tarz benim. Moda da benim, trend de benim. Gözler üstümde, bu tarz benim. Bu tarz benim. Özgüvenin böyle tavanlarda falan bugün de. Ben tutarsız buluyorum seni. Ama seninle kavga etmeyeceğim. Beni hiç şaşırtmadın. Fiyasko. Sen bunu moda diye niye alırsınız? Ben inanamıyorum. Ah Sebastian, neredesin? Bayağı şu an şoktayım. Şok okyanusunda yüzüyorum. Sen vücudunu tanımıyorsun. Borsa gibiyim yavrum. Devamlı tavan yapıyorum. Bence böyle bakkala gidebilirsin elindeki cüzdanla. Bakkala bile gidilmez bu kılıkla. Artık çocuklar bile mikili pantolon giyinmiyorlar. Nasıl bir lakayt, nasıl bir saygısızca. Dolgu topuklu spor ayakkabı kadar kadını korkunç gösteren bir ayakkabı yok. Dilinde papuç kadar, aslında o kadar. Aman sakın ağlama. Senden etme. Gelişin yaşamak kadar güzel bana. Gidişin ecel sanki. Bu gönül ikimize de yeter sakın. Beni aşktan etme. Tarz yarışması bu tarz benimden. Herkese şahane bir gün diliyoruz. Bugün çok fazla dans edemeyeceğim çünkü çok cool duruyorum sanki.
Teşekkür ediyorum küpeler için. Ay ne söylüyorsun? Ay niye söylemiyor? Ki yani olsun. Nur Ellan vermiş küpeleri. Aa ne güzel. Söylemez miyim? Yakışmış mı? Çok yakışmış. Sana daha çok yakışmış. İlk eleme heyecanına adım adım yaklaşıyoruz. Bu cumartesi, hemen bu cumartesi 100 bin liralık büyük ödül için yarışan 13 yarışmacımızdan biri yarışmaya veda edecek sevgili izleyiciler. Acaba ilk elenen kim olacak? İşte bu büyük heyecanı yaşamak için önümüzde birkaç gün kaldı. Bugün yapmaları gereken yıldızları toplamaya devam etmek. Hala hiç yıldız alamamış olan yarışmacılarımız var. En çok kimin yıldızı var? Koruma altına girme ihtimaline dahil olacak 3 yarışmacımız acaba kimler? Biraz bunları konuşacağız. Rekabete dair havayı biraz daha iyice içimize çekerek solmaya başlayacağız. O zaman heyecan başlasın mı efendim? Başlasın. Bu tarz benimde birbirinden şık ve birbirinden iddialı 13 yarışmacımız karşınızda. Tavanlarda falan bugün de. Ben tutarsız buluyorum seni. Ama senden kavga etmeyeceğim. Beni hiç şaşırtmadın. Yasma. Sen bunu moda diye niye alırsın? Ben inan. Ah Sebastian, neredesin? Bayağı şu an şoktayım. Şok okyanusunda yüzüyorum. Sen vücudunu tanımıyorsun. Borsa gibiyim yavrum. Devamlı tavan yapıyorum. Bence böyle bakkala gidebilirsin elindeki cüzdanla. Bakkala bile gidilmez bu kılıkla.
Artık çocuklar bile mikili pantolon giymiyorlar. Nasıl bir lakayt, nasıl bir saygısızca? Dolgu topuklu spor ayakkabı kadar kadını korkunç gösteren bir ayakkabı yok. Dilimde papuç kadar, aslında o kadar. Aman sakın ağlama. Bu tarz benim. Gör bak neler olacak sonra. Hiç siz yerlerinize oturuyorsunuz, enerjimiz düşmeden ilk yarışmacımızı davet ediyorum. Ayşegül Doğan, bu tarz benim podyumunda. Kırıtıyorsun ki. Ay yürüyebilsem bir keşke kıvıracağım. Yürüyemediğin için mi? Evet. Ben de bilinçli yapıyorsun zaten. Hayır zannet. Yürüyemiyorum ama öğreneceğim. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Bir arkadaşımız bir hafta sonra evlenecek. Etiler'de bir et restoranında son bir yemeği var. Oraya gidiyorum. Son veda yemeği yani. Evet. Peki. Bakalım yarışmacı arkadaşlar ne söylemişler, ne söyleyecekler. Melek. Ben çok beğendim Ayşegül seni. Teşekkür ederim. Elbisenin boyu da çok güzel olmuş. Teşekkürler. Güzel sonunda olmuş. Doğru boyu buldum o zaman. Bence buldun. Teşekkürler. Bakalım jüri üyelerimiz ne söyleyecek? Yıldız alamamıştı en son. Dün alamamıştım ama bir yıldızım var. Her tarafın paralandı, değiştirildi ama yine olmadı. Evet. Bakalım bugün nelere maruz kalacaksın? Seni jürinin karşısına alıyorum. Küçük Hanım, hoş geldin. Hoş bulduk. En az da bir tarzın var. Sen Küçük Hanım bir tarzın sahipsin. Ben onu şu ana kadar çözdüm. 22 yaşında ama ölçülü, sakin, güzel. Beğendim ben seni bugün. Teşekkür ederim. Güzel taşıdın. Biraz yürüme evet. Problem vardı. Yürümek, hep var. Yürümek, öğrenmek çok önemli yani. Elbiseni sadece güzel taşımak demek yürümek ve özgüven olmak aynı zamanda. Saçlarını çok beğenmedim. Bir at kuru daha iyi olabilir düşünüyorum. Çünkü yakının şeyin tam boyun bayağı şey boğduğu için saçları açtığı zaman biraz kendin boyunun kısa gösterdi. Saçımı açık bıraktım çünkü hiç program başladığından beri açık değildi. Dün de Kemal Bey bana bakıyor. Düz olabiliriz demişti. En azından saçımı görsün diye. Laf yani saçın güzel fakat İvana'nın dediğine katılıyorum. Yanlış yorumlamışsın. Yani çok boynun kapalı. Dolayısıyla birazcık açman gerekiyordu. Ben tutarsız buluyorum seni. Pardon. Ama bugün beğendim. Saçını toplasaydın daha iyi olurdu. Akşam belki toplarım. Belki evet. Bir yanında toka bulunur. Arkadaşlarımın söylediklerine çok fazla bir şey eklemek istemiyorum. Onlar söyleyeceklerimi söylediler. Saçını birden ortadan ayırmış böyle bir hayal ettim. Yani hiçbir şekilde yandan beğenmiyorum saçını. Bu elindeki klaçtan hiç hoşlanmadım. Yani ben daha böyle küçük, iki saplı bir çantayla hayal ediyorum seni. Ama diğer günlere nazaran bugün en iyi durumdasın. Bir kötü durumu saçın. Yani saçını açılacak zamanda açmıyorsun, toplanacak zamanda da toplamıyorsun. Şey var sende biraz yani gününe uymuyor. Bir karışıklık var ruh halinde. Bir telaş içindesin. Kuaföre gidersem hemen işim bitsin isterim. Hemen bir yerde olmak isterim. Hem çok hızlı hareket etmek isterim. Bazen de hiç bir şey yapmak istemem. Yani yine özgüvenin böyle tavanlarda falan bugün de. Her zamanki gibi. Ama seninle kavga etmeyeceğim. Etmeyelim. Çünkü evet. Ağlıyorsun. Ama size ağlıyorum. Ağlama yani. Hani başka şeylerdi. Mesela ben çok duygusal bir şarkıda ağlıyorum, bir şeye geliyor. Ben de ağlarım, evet duygusal. Ama sen bir mer dediğimi yani... Ağlamayacağım, bundan sonra dişe diş ağlamıyorum. Valla gözyaşı benim fikrimi değiştirmez. Çok netim o konuda. İvana? Evet. Tarsın. Teşekkür ederim. Nurella? Ay
şu an daha bir adapte olamadım. Kemal'e geçelim. Ay benim içimden bu geldi. Tarz değil peki. Bana mı kaldın? Evet, sana kaldı. Bak açılış yapıyoruz. Yayıldız açılış vereceğiz. Yapıyoruz. Tamam, bugün böyle günümüze pozitif başlamak istiyorum. Şans ve seni de beğendim, tarzsın. Teşekkür ederim. Ayşe yıldız kazandı. Hadi bakalım, iyisin, bir yıldızım var. Siz buna tarz niye kırılıyorsun? Hep ben, sizden ben... Yetmiyor mu bizim tarz demiş? Yetiyor, yetiyor. Ama Nur Hanım'ın el alıyorum şu an, not alıyorum. Hayır. Teşekkürler. Aa bak, fazla kızdırma, şimdi geri alır puanını. Aa hadi gül. Bugün almasam da yarın. Yıldız'ın aldığını seni uğurluyoruz. Görüşmek üzere. Bu tarz benim. Yıldız'la açılışımızı yaptık bugün. Şimdi ikinci yarışmacımız geliyor. Gizem Güler podyumda. Hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba. Bugün nasılsın? İyiyim. Yüzün bir düşük yürüyorsun. Öyle mi? Evet. Olabilir. Dünden kalanlar mı var? Belki. Çok da değil aslında. Ne mesela? Bir cümleyle söylersen. Bir cümleyle bilemiyorum ya. Yanlış bir cümle. Mı ilerliyorum? Bilemiyorum. Kafam biraz karışık. Kendini açıkçası. Sorguluyorsun. Evet, kafam biraz karışık. Belki bugün daha çok, daha net olur yani. Karışık kafayla hazırladığım bu kıyafetle evet, bizi nereye götürür? Karışık da olmuş olabilir açıkçası. Yansımış olabilir diyorsun. Olabilir, olabilir evet. Nereye gidiyorsun? Onun karışıklığı olur. Nereye gidiyorum? Kız arkadaşlarımla kahve içeceğiz, alışveriş yapacağız, yemek yiyeceğiz. Bütün gün hep beraber. Kız arkadaş, kaç tane ah, kız arkadaşımız var? Bir elin parmak söz başka benim. Bir şey yapacağım. Ya. Rica ediyorum. Yarın başka bir şey yapacağım. Yani hiç renkli bir sosyal hayatın yok lütfen, çok rica ediyorum. Peki, yarışmacı arkadaşlara soralım bakalım. Yorum yapmak isteyen Ezgi. Yani şimdi her şey çok karma karışık olmuş. Çanta, ayakkabı, bileğindeki, buradaki. Gerçekten sen bugün biraz karışmışsın. Bana da biraz alakasız parçalar gözüme batıyor. Bileziğin, pantolonunu çok beğendim, üzerindeki tişörtü de. Ama ayakkabılar, çanta hiç alakalı değiller bence. Beğenmeyen var mı? Bir sarayla bir tarz oturtamadık galiba zaten değil mi? Bir arayış beraber iki sende bende. Hadi inşallah tutturacaksınız. İnşallah. Seni jürinin karşısına uğurluyorum. Tamam. Bol şans. Teşekkürler. Gizem hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba. Senin canını sıkan ne böyle? Kaç gündür hep suratın asık, hep kafan karışık. Sürekli bir bahanem var. Kafam karışık, kafam karışık, kafam karışık. Neye karışık kafanın? Yok, ben bahane uydurduğumu düşünmüyorum. İlk yani defa bir şey, dedim. Birisi bir şey söylüyor, kafam karışık diyorsun. Tarzın da zaten kafanın karışık olduğunu belli ediyor. Neye kafan karışık evet. Bu kadar? Zaten en başta da söylemiştim, ruh halimi yansıtıyorum. Neden karışık derseniz gene bir şey söyleyemeyeceğim. Şu an bir şey söyleyemeyeceğim. Spesifik bir şey yok şu an yani. Böyle devam ediyor. Ama ilk günden beri hep aynı cümleyi kuruyorsun. Evet çünkü şu an öyle. Ne zaman kafanın karışıklığı geçecek de biz seni ne zaman böyle temiz bir style, temiz bir styling içinde göreceğiz? Ben aslında ilk hafta için çok büyük şeylerde kendime hedef de koymadım. Ama ilk hafta cumartesi günü gidersen ne olacak? Bir dahaki haftalara kalmayacaksan ne evet, olacak? Evet doğru haklısınız öyle de olabilir ama ilk hafta biraz daha bir elbise giyeyim işte böyle bir şey yapayım ondan sonra şunu yapayım ilk hafta böyle bir şey düşündüm. Bizim yorumlarımız seni biraz negatif etkilemiş ve düşürmüş olabilir mi? Tabii illaki o da var. Bence tam tersi olması lazım. Bence de. Bugün 4. gün ve hala kafam karışık diyorsun. Cumartesi günü gidersen ne olacak? Bunu düzeltmek için bir fırsatın var mı? Hayır. Bir an önce toparlan. O ayakkabı, o çanta, o kemer. Lütfen. Çok güzelsin. Ama güzellik yarışmasında değiliz. Güzelliğine güvenme. Hayır, hiç alakası. Dolayısıyla belki hani bu şehre adapte olamadın. Belki kafan o yüzden de karışık olabilir. Ama bir an önce toparlanıp karşımıza o şekilde çıkmanı istiyorum. Lütfen. Lütfen.
lütfen. Ay hem tamam. Yargıç oldun, hem hakim oldun, hem cellat oldun. Hepsiyim yani. Hepsiyim ben. Var mı itirazı hani olan? İdam ettin, kızı gittin İdam yani. İdam yok canım. Bu kadar olmaz ki kız. Ne kadar olur? Kim karar veriyor? Kız kendi halini diyor ki yani kötü bir dönemdeyim diyor. Tamam. Ya bir sürü insanın kötü dönemi olabilir. Hepimizin olabilir. Bu kadar kişinin önünde ben de yani neredeyse bulunmadım. Dokuz ben sadece tarzıyla ilgili. Yapma. Ağlarsa da onun problemi. Yani ağlaması benim problemim. Yani ağlamaz da kırılır yani. İdare etmenizi sen de ağlıyorsun. Ne yapalım? Zaten. Ben başka şeylerde tamam, ağlıyorum. O da ağlayabilir, herkes ağlayabilir. Ağladı diye ben fikrimi mi değiştireceğim? Ben benimki duygu patlaması oluyor, ben tamam, ağlıyorum. Tamam, o da şu an duygulanıp ağlayabilir, beni hiç ilgilendirmez. Şimdi bir şey herkes kendi yorumuyla söyleyebilir ilgilensin. Miyim? İstanbul'a yeni geldiğimle alakalı sürekli dipnot geçen bence sizsiniz. Ben bu durumdan rahatsızım. Sadece şu an ruh halimi yansıtıyorum diyorum. İstanbul'a gelip gelmememle alakalı değil. Bence bunu sürekli vurgulamıyorum. İlgilenmiyorum ben detaylarla. Ben sadece benim karşıma nasıl geldiğine ilgileniyorum. Sonuçta bu yarışma. Bir de şey merak ediyorum. 100 bin lira ediyorum. Para ödülü var. Kafa karışıklığıyla o 100 bin lirayı kazanamazsın. Tarçma ben biraz da saçım ve makyajım hakkında da sizden yorum beklerim saçın, ama sizden hiç duymuyorum. Saçın makyajını ben seni her zaman beğeniyorum. Bak demek ki istiyor ki. Hiç duymuyorum. Bak istiyor ben demek dedim, ki bundan sonra artık ilk size ne dedim? Dedim saça ki, özen... Yüzünle ilgili sana metiyeler düzebilirim. Alt tarafın, vücudunla ilgili problemlerim var dedim mi? Dedim. Evet. Dolayısıyla hala bu beni ikna edemiyorsun, beni kafalayamıyorsun. Yani dün beğendim ben seni. Evvelki gün pardon. Bugün beğenmedim. Tarzını beğenmedim. Hayır, neden söylüyorum? Hani öyle bir söylüyorsunuz ki Nur Hanım'ın dediği gibi kesip atıyorsunuz. Hani şu şu iyi ama bunlar da kötü. Tamam ben söyleyip kesip atıyorum yani. Evet. Eğer söylemeyecekseniz saçımla ilgili yorum, ben makyaj yapmayı da sevmem. Bundan sonra saçım ve makyajımı saçınla yapmadan geleceğim. Saçınla ve makyajınla geleceğim. İlgili yorumumu hiçbir daha şey önce söyledim. Eğer ki farklı bir şey yaparsan o zaman da söylerim. Tamam. Sakin ol, ağlama, üzülme. Hayır, ağlamayacağım zaten. Öyle bir durum söz konusu değil şu an. Dorella. Aha, ben böyle bak. Baka baka kaldım bebiş. Ah Sebastian, neredesin? Çağır gelsin. Sende bir tuhaflık var ya. İlk önce senin psikolojinle ben ilgileneyim. Senin bir sorunun mu var? Hayır. Ama var bir şey. Düzen konusunda bir an önce oturması lazım. En azından hangi kendi... Hangi düzenden bahsediyorsun? Kendi düzenimden bahsediyorum. Buradaki düzenimden. Evet, aynen. O beni çok rahatsız ediyor şu an. Aa, o da benim her şeyime yansır. Özel sen hayatım, biliyor musun biz iş... hangi şartlarda burada çalışıyoruz? Biz mutlaka, de çok son muhakkak. Derece titiz. Prensipli insanlarız. Kesinlikle ben aksini söyledim. Yani ama hiç yansıtmıyorum. Sen evet, yansıtıyorsun. Evet. Ve benim enerjimi aşağı çekiyorsun sen. Mutsuzluğum var. Kızıyorum da sana. Niye? Hakikaten çok hoş bir kızsın. Çok zarifsin. Bugün kötüsün ama yani o papuç, çanta, o bu berbatsın. Şu bileziklerini çıkar, çantanı koy bir kenara, o papucunu falan at, çok kötüsün. O papucun da olmamış. 62'de bir şey var mı bir durum? 62 olduğun farkında bile değilim. Düşün Nur, farkında bile değilim. Gerçekten ona hiç bakmadım. 62 doğumlu musun? Daha o kadar da değil. Annemle yaşın. Ay Sebastian, cin olmadan beni çarpmaya kalkıyorlar. Ne olur yardım et. Seni çarpmak için cinden fazlası olmak lazım. Haydi karar. Neyse hadi. Evet, karar gelince ben de bir şey sorayım. Evet tamam ya. Hadi. Güzel Gizem için. Kot pantolon çok yakışıyor. Yani eğer birisi burada kot pantolon giyeceksin sensin. Beli çok yukarıda ama. Harika yakışıyor. Ayakkabıda kot pantolon süper. Kemeri de güzel. Senin de problem burada. Bluz ve o çanta. Ekru renk bir gömlek. Askılı bir tişört bile. Normal bir şey çanta. Pırtsiz yani. Pırıltısız. Pırıltısız. Deri güzel bir çanta. Burada giyersin. Herkese meydan okursun yani. Hem duruşunu yürüyüşünü. Sana da meydan biraz. Okur mu? Okurabilir. Neden olmaz ki? Ivy. Ben Ivo. De egosu yok. Egosuz kadınım. Çok güzelsin. mutlu ol. Ayna bak ve şükür et. Tamam mı? Evet kesinlikle. Mutlu ol. Gül. Tamam. Hadi oylarımızı kararlar verelim. Kararlar alalım. Gülüyorum seni bakın. Sadece gaza gülüyorum. Getirmek adına tarz değilsin diyorum. Tarz değilsin. Yani tarz deseydin. Yere yere vurdu kadına. Sadece gaz getirmek tarz değil diyor. Evet yani ben olsam gaza gelirim çünkü. İvana?
ben en azından güzel bir şey söyledim tarzlısın. Evet, yani. Çok teşekkür ederim. Ay ben de inadıma, onların inadına böyle diyorum. Ay yok yok. Karar var. Pardon, onların inadına böyle diyorum. Bak, Orhan canım, bu tarz bu değil. Yukarı mı aşağı mı? Tarz değil, tarz değil. Bizim mahalle. Kaptan Yıldız'ı. Yukar ki mahalle. Tamam, siz Ebru Gündeş'i çok seviyorsunuz değil mi? Ben bir gün size şarkı söyleyeceğim ama burada değil. Olur mu? Burada mı? Yok, burada olmasın. Bak, hayır, hayır. Peki bir şey mi? Ne söyleyeceksen, ne söyleyeceksen burada söyleyeceksin. Söyle. Hemen şarkı istiyoruz. Bak, bir lokma bak, güçlü. Hemen şarkı istiyoruz. Bir de sahne mikrofonu. Böyle bir şey olur mu? Etkile bizi. Olmaz bu. Hadi etkile. Ondan sonra değişecek mi? Bakacağız. Haydi. Hadi bakalım. Demir attım yalnızlığa, biri hasret denizinde. Ve şimdi hayallerim o günlerin izinde. Yüreğimde duygular, ümitlerim nerede? Yani güzeldi ama Ebru Gündeş'e benzemiyor yani. Tabii ki benzemez. Ha, ben zannettim onu. Gizem'e benziyor canım. Ha, Gizem karşımızda. Tamam ama heyecandan zaten. Çalış çalış. Yarın daha çalış, tamam. Çalışılmış bir şarkıyla gel bence. Ona göre değişebilir. Yok canım, o da çok güzel. Özgüven şarkı söyledin. Süper, aferin süper kızım. Ya. Görüşürüz. Heyecanlı. Yıldız aldın. Bravo. Bugün Gizem'e yıldız yok. Teşekkür ediyoruz. Nasıl yok? Var ama iki tane. Nurella, benim de kafamı karıştırdın. Tarsın değilsin. Bak, yıldızı kaybettiriyordum az kalsın Gizem'e. Ay, ama niye bana bağırıyorsun? Ay, bağırır mıyım? Ay, ben ay, yapmayın, aşk günah. Olsun. Nur çok hassas. Gizem, bir yıldızla burayı dağıttın, bizi darmadağın ettin. Tamam, al ay yıldızı. Nedir bu kadar üstüme geliyorsunuz ya? Her yerden bir şey oluyor bana. Öpeceğim. Oh. Oh. Buse Doğanay. Mutlu yıl aç istiyorum. Podyumda. Hacerlo más que brille como un diamante. Tú estás bien nice. Vamos a hacerlo twice. De una vez sabe inteligente más no más. Hoş geldin Buse. Hoş bulduk. Bugün nasılsın? İyiyim. Kendini iyi hissediyor musun? Evet, süperim. Parti veriyorum. Parti veriyorsun. Bekliyorum, evet. Partiyi evde veriyorsun. Evde. Evet. Bu da konuklarını karşıladığın kıyafetin. Evet. Bizim orada gece kulüpleri falan çoktur. Rock müzik falan ağırlıklıdır. Konsepti var o zaman arasında. Değil mi? Konsept parti. Şu... Hayır, deri giymişsin ya, o yüzden sordum. Hayır, orada genelde öyle olduğu için. Hani zımbalı o... falan böyle rock'tı. Evet. Genelde o tarz olduğu için. Evet. Oradaki ama şimdi insan... o zımbalı şortun altına platform, yani o topuklu ayakkabı olmaz. Zımbalı şortun altına. Onun üstündeki gömlek birazcık salaş olmuş. Ve çok sade olmuş. Saçını beğendim, makyajını beğendim. Sen güzelsin. Teşekkür ederim. O sağ kadar. Ol. Gezeli jürinin karşısına alıyorum. Bol şans diliyorum. Ben seni normal stil, normal tarz kurallarına göre değerlendirmeyeceğim. Buse tarzına göre değerlendireceğim. Şoka girdin. Bayağı şu an şoktayım. Şok okyanusunda yüzüyorum. Beni çok etkiledin bu tarzında. Oh, çok şükür. Sonunda. Sonunda. Sonunda, dördüncü günde belki hani çok kurallara uygun değil. Belki eksiklerin var, fazlaların var ama... Kendi tarzın içinde bugüne kadar yaptığın en iyisi bu. Şaşkınlıkla bundan daha iyisini yapmanı bekliyorum. Teşekkür ederim, sağ ol. Rica ediyorum, biraz daha özen göster. Bizim eleştirilerimiz sana senin hırs yapman için destek olsun. Ne olur bundan geri kalma bundan sonra, tamam. Okey mi? Tamam. İvana'nın deyimiyle köylü kızı hoş geldin. Hoş bulduk. Bak. Dün kuyulu kuyulu diyordun, kuyulu kızı diyordun. Kuyulu kızım. Kuyulu kızı diyordun. Benim gurur verici bir şey aslında. Rock kraliçesi gibi geldi.
Ama sende de var bir kaçıklık hafif yani. yani pek normal olduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü geçen gün bir sarıklıydın, dün öyleydin ama dün ben sana şey yapmamıştım yani, evet. İvana'ya kızmıştım. Bugün böyle çok çok radikal bir durum değil mi? Değişim böyle. Şaşkınım. Yani beni şaşkın ama ben senden bekliyorum. Sen oynuyorsun bizle. Yemin ediyorum ki sen oynuyorsun. Sen baştan aşağı bir formatsın. Bak nasıl gülüyorsun. Nasıl çözdünüz olayı ya? Bilmem. Tabii ki bazen yılların tecrübesi oluyor. Bazen ben de salağa yatıyorum hep. Ne yapayım işte, bazen cadı oluyorum. Estağfurullah. Ama sen çok zeki bir kızsın. Teşekkür ederim, sağ ol. Bak köylü güzeline gördün mü canım? Bizi Çorlu'ya götürür, 30 avans verir geri getirir. Trakya'ya götüreceğim sizi. O tabii ki o şortun üstüne yalnız o bluz, tamam müthiş bir değişimin var ama o gömlek olmamış bebek, o ayakkabı da olmamış. Mesela ben onun altında bakıyorum kimde bir bot bir şey var. Şöyle bir bot. Evet, bizim küçük şey hanım mutlu çocuklu, evet, aileli. Onun bebekli. Altında ne bileyim ben böyle. Hatta dizin üstüne kadar senden bir çizme falan bekliyordum böyle. Bence buna da şükür Benur. Streçleri. Ona. Hayır. Buna da şükür yani. Aşk olsun. Daha yeni başlıyorum ben. Ha diyorsun ki sürprizlerim var. Aman bir daha öyle sarıklı. Başladığın yerde bitme de. Ay yine lafıma giriyorlar. Ay görüyor musunuz Allah'ım beni. Devam et aşkım, devam. Devamlı. İvana. Beni hep şaşırt olur mu? Tamam. Bizi. Oldu. Şaşırtacağım. Evet devam ediyor şaşırtma ama tekrar tarz göremiyorum. Tekrar yanlış. Tekrar ben sadece zımbalı bir şort gördüğüm zaman wow demem. Çünkü hem de gömlek hem de o platformu ayakkabı alakasız bir şey. Ne de saç ne de makyaj destek verdiğin o zımbalı şortu. Benim saçım az olduğu için at kuyruğu yaptığımda genelde böyle kedi kuyruğu gibi kalıyor. At çok abartılı olamıyor. Biraz daha punk tarz yapabilirdin mesela o at kuyruğu. Şey evet, kepeli yapabilirdin. Söndürüz. Aynı öyle. Beni şaşırtmadın. Maalesef tekrar fiyasko. Bugün bana bir tokat attın. Tarzsın. Teşekkür ederim, sağ ol. Nurella. Tarz. Teşekkür ederim. Yıldız mı geliyor Allah'ım? Benim yorum belli. Tarz değilsin. Teşekkür ederim, sağ ol. Yıldız'ın hayırlı uğurlu olsun. Kaptın Yıldız'ı. Sonunda. Açılışı yaptı bana. Bir ayakta alkışlayın artık hakikaten değil mi? Hayır, teşekkür ederim, sağ olun. Peki tebrik ederim. Ediyoruz, seni uğurluyoruz yerine. Tamam, teşekkürler. Bu tarz benim. Ve şimdi podyumda Nur Boza. Kolay değil. Alamadığın biri mi var yoksa kötü enerjilerden mi koruyorsun kendini? Hani böyle demiştin ya kendini korumayı bilmelisin diye bir öğüt vermiştin. Evet. Hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Şu anda gözlüğün maksadını anlamaya çalışıyorum. Gözlüğün maksadı şu anda benim tarzıma uygun. Peki nereye gidiyorsun? Öğlen saatinde 4 ile 5 arasında kız arkadaşlarımla tatlı yiyip kahve içeceğim. Birazcık sohbet edeceğim. Tatlı yiyip tatlı sohbet edeceğim. Ona uygun giyindim. Yarışmacı arkadaşlarından yorum alalım. Basenlerim var. Var. Ve evet. Çok dar kot giymişsin. Ve üzerindeki kısa olduğu için yürüdüğünde bayağı belli oluyordu. Çantanı da beğenmedim. Olabilir. Çantayı gösterelim hemen. Çantanı da beğenmedim. Bana çok uzun geldi. Doğrudur. Yani yürüdükçe ayağına çarpabilir yani. Ben bir şey söyleyeceğim. Seni çok beğeniyorum biliyorsun ama sen vücudunu tanımıyorsun bence diyorsun.
çünkü senin vücuduna kot pantolon yakışmıyor. Yok canım, pantolon yakışmıyor. Bence yakışıyor. Hani çok yok, böyle bu zaten benim görüşüm. Değildir belki. Hani benim kendi yorumum. Birazcık hani şeydir ama yine de o kadar yakışmıyor denilecek kadar kabul etmiyorum yani. Tabii ki bu benim yorumum. Tabii. Saygı duyuyorum. Peki o zaman hazırsan? Hazırım. Jürinin karşısına geçebiliriz. Tabii. Nur hoş geldin. Hoş buldum. Arkadaşla tatlı tatlı buluşacaksın, tatlı tatlı konuşacaksın. Ama ben çok tatlı tatlı konuşmayacağım. Buyurun. Şimdi ben de stiletto ve dar paça pantolon şeyi çok severim. Hı hı. Ama üstün başka bir şey giyerim. Ceket, deri ceket, bir deri ceket olabilir. Bu tarz tamamlamak, boyfriend ceket olabilir. Daha şey, tarz yaratmak için. Çantam uzun, o çapraz kullanmak için bu çanta biliyorsun yani. Evet. Onun için uzun. Çapraz koyabilir misin? Çapraz da kullanıyorum zaten genelde, evet. De şu anda yürürken hani şimdi rahatsız de bile uzun. Diye. Peki orada şey de var mı kısaltmak için? Hayır yok, böyle bir. O zaman bir git, bir yap, yaptır. Çünkü bu alakasız bir çok uzun bir çantanın şeyin boyu. Postal ayakkabı çok daha iyi olabilirdi ya da deri, military, asker botları çok evet. Daha iyi olabilirdi bu şey tarzında. Ve üstünde dediğin gibi bir ceket, deri ceket bir şey. Çünkü böyle arasında ne şık ne sporsun yani, orta bir şey. Pantolonun da basını biraz orta gösteriyor, biraz orta çıkıyor ama o kadar bir şey değil yani. Sen kot pantolon giyebilirsin, güzelsin. Teşekkürler. Nur. Merhaba. Dün ben sana bayılmıştım. Evet. Fakat bugün bir karar veremiyorum. Bu skinny jean, dar kalıplı jean bence sana yakışmıyor. Ben Ayşenur'a katılıyorum burada. Bir döner misin etrafında? Yani bir... Bilmiyorum biraz daha mı acaba uzun olsan veya biraz daha baseni var dedi birisi arkadan ama bence basenin yok. O yüzden de yakışmıyor. Onu yüksek ben şey yakışıyor. Saçın siyah. Tenin koyu, gözlüğün simsiyah. O gözlük çok kapatmış, çok boğmuş seni. Çanta yanlış, ayakkabı yanlış. Yani tatlı yemeye gitmek için pek tatlı görünmüyorsun. Üzüldüm. Ne yalan söyleyeyim. Üzüldüm. Severek, güvenerek giymiştim. Aman siz de ne üzülecek, o kadar çok şey var ki bu yaşamın içinde. Ya tabii bunlara ki. Mı üzülüyorsun hayatım, Nur'um? Pantolonunun aslında 2-3 santim, 2 santim daha yukarıda olması lazım. Aşağıda ve kesinlikle ve kesinlikle çok yüksek bir papuç giymen lazım. Yani bayağı ki... Niye? Bacak boyun biraz havaya kalksın. Yani böyle bir pantolon. Bir de pantolonun normal o jean yani rengi hani blue. Taşlamış. Bu taşlanmış siyah mı gri mi ne? Net değil yani bu. Bunlara dikkat etmen gerekiyor. Peki. Nur çok inişli çıkışlı bir grafiğin var. Tarz değilsin bugün. Ay ben de bana söylüyorsun zannettim. Hayatım senin hep çıkışta. Grafiğin. Önlenemez bir yükseliş. Önlenemez. Tabii borsa gibiyim yavrum. Devamlı tavan yapıyorum. Söylediniz mi? Ben söyledim. Lütfen siz sen söyle canım. Yani çok beni heyecanlandırmıyorsun. Mesela şu, bak bugün o şortlu biraz önce gelen beni heyecanlandırdı. Buse. Beğenirsin beğenmezsin o değil. Heyecanlandırdı. Aa yaptım. Ama sen... Gözlüğümü taksam böyle bir... Ay hiç. Şirinlik falan yapsam. Hayır yani hiç sen beni bugün heyecanlandırmadın. Yani. Ben senin bugün çıtanı biraz aşağıda gördüm. Onun için... Tarz değil. Evet. Yıldızı alamıyorsun. İvana'nın kararını da alalım. Bence de bugün tarz olmadı. Hiç değilsin. Peki, elemeye... Yarın o zaman tarz. Bekliyoruz dört gözle inşallah. Sürpriz yap bizi, tamam. Çıldırt beni. Bugüne kadar hep sizden, işinizden de hep yıldızlar ala ala geçtim. Sadece bugün yıldız alamadım, o yüzden üzüldüm. İlk kez. Hep
3 yıldız aldım. Hayatım. Yani. Hayat her zaman gül bahçesi değil. Dikenleri de var bu işin. O yüzden önemliydi. Her gün başka bir yaşam. 100 bin liralık büyük ödül için yarışıyorlar. Bu hafta sonu ilk eleme gecesinde aralarından bir tanesi yarışmaya veda edecek. Nur'u yerine gönderiyoruz. Hoşçakalın. İsimlerini söylemeye bayılıyorum. Aycan, Nurcan, Şencan. Podyumda. Merhaba. 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 Nasılsınız? İyiyiz. İyiyiz. Teşekkürler. Kızıyor musunuz bana? Yok, hayır. Dünden bir dertlisiniz, onu biliyorum da o yüzden. Bu Amerika, işte Los Angeles, hiç böyle bir şey hissetmediğimiz halde böyle görülüyor gibi bir sıkıntınız var. Yok, biz hiç bir zaman dile getirmedik Amerika'dan geldiğimizi bu programda. Yok, getirmedik değil de hani sürekli programda. Ben başka bir şey söylemiyorum. Daha ben başka bir şey söyleyemeyeceğim. Ben Amerika'dan geliyorum demedim. Sadece tanıtımda söyledik. Tanıtımda, evet. Hayır, yani biz hepimiz bildiğimize göre, evet. Malum olmadığına göre, evet. Siz söylediğinize göre, evet. O zaman Amerika'dan geldiğinizi söylemiş oluyorsunuz değil mi? Evet. Ama bundan da rahatsız oluyorsunuz. Hayır. Rahatsız olmuyoruz sadece. Hayır. Bunun altına çizilmesinden rahatsız oluyorsunuz. Evet. Yok, hayır, altını çizilmesinden değil. Sürekli öyle bir hani durumu söze getirmiyoruz. Onu söylemek istedik sadece. Neden rahatsız oluyorsunuz? Yok, rahatsız olmuyoruz sadece. Yanlış anlaşıldı. Hep beni yalancı duruma düşürüyorsunuz. Bak, bu iki oldu. Yok, kulağımla duyuyorum. Yok, hayır. Ya, hayır, siz öyle bir şey söylemediniz. Dün jüriden öyle bir tepki geldi. Sürekli Amerika'dan geliyorsunuz. Hı hı. Bunu hep dile getiriyorsunuz, şımarıklık yapıyorsunuz. Hı. Denildi. Ona rahatsız oldum ben sizin dediğinizde. Tamam, peki. Ben de ondan bahsediyorum zaten. Yani bir kırgınlığınız var, bir rahatsız olduğunuz bir, evet, durum var. Biz dün bunu daha plana çok kıyafetimize eleştiri almadık. Kişisel eleştiri aldık bence. Sence? Katılıyor musun? Biraz olabilir. Ve doğru olmayan eleştiri. Doğru, peki. Doğrusunu, evet, yanlışını ben, yok, bilmiyorum. Meseleniz jüriyle, hemen yorumlarımızı alalım. Nereye gidiyorsunuz? Öncelikle. Çeşme'ye. Çeşme'ye. Yok, Çeşme'deyiz yani. Evet. Çeşme'desiniz. Evet, Ayorga'ya gidiyoruz. Dışarı çıkacağız. Gidiyoruz. Dışarı çıkacaksınız. Gece kulübüne mi gidiyorsunuz? Evet. Peki. Bir açılışa gidiyoruz. Açılışa gidiyorsunuz. Evet. Güzel. Yorumları alalım. Yorum yapmak isteyen Esra. Ben zaten başından beri tarzlarını çok beğeniyorum. Güzel seçiyorlar. Kendi vücutlarını aslında, mesela normal bir kız giyinse, vücudunu bu kadar iyi tanımayan bir kız giyinse bu kadar güzel görünmezler. Vücutlarını iyi tanıdıkları için çok güzel seçiyorlar. Onun için çok güzel görünüyorlar yani. Gizem? Aycan, ben pembe elbiseni çok sevemedim. Yani ya da bugüne kadar çok iddialı geldiğin için, yani çok daha güzel elbiseler giydiğin için herhalde birazcık daha sönük kaldı. Kolyeni de sevemedim. Ama hani gözüme batıyor musun? Hayır, batmıyorsun. Öyle bir durum var. Nurcan, eteğine bayıldım. Benim teşekkür çok hoşuma ederim. Gitti. Sen de ben gibi bayağı hareketli olmuşsun bugün. yani büstiyerin de güzel ama birazcık bir uyumsuzluk da söz konusu, ama ben adını koymak istemiyorum, ama genel anlamda size baktığımda içim açılıyor yani. İçin açılıyor. Evet. Peki, sizi jürinin karşısına, tamam, alıyorum. Bol şans diliyorum. Teşekkürler. Ben düne kadar hep sizin tarzınızı beğendim, pozitif yorumlar yaptım, hiçbir problem yoktu da. Tarzınızı beğenmediğimde, saçınızı beğenmediğimde yaptığım eleştirileri kişisel mi aldınız? Hayır, hayır. Sadece şımarık demenize kırıldım. Şımarık buluyorum çünkü sizi. Çünkü bütün yarışmacı arkadaşlarınız bile her zaman size pozitif yorumlar yapıyor ve bu sizi şımarttı. Ben hala bunun arkasındayım.
Peki hiç arkadan negatif bir yorum almıyorsunuz. Bugüne kadar tamam. Jüri de size hep böyle tatlı tatlı yorumlar yaptı. Bir şey ben bitireyim sonra size söz vereceğim. Ta ki düne kadar. Dün ben size ne zamanki tarzınızı beğenmedim, tavrınızı beğenmedim ve negatif bir eleştiride bulundum. Canınız sıkıldı. Ve hemen kişisel algıladınız. Bugüne kadar çok güzelsin, çok tarzsın dediğimde bunu kişisel algılamadınız, tarzınız olarak algıladınız da ben negatif yorumlayınca neden kişisel algılıyorsunuz? Çünkü şımarık kelimesi bence kıyafete uygun bir eleştiri değil. Bence kişiliğe... Hayır, ben sizin tavrınızı eleştirdim çünkü... Peki burada... hangi tavrımızı şımarık buldunuz? Oradan arkadan bir arkadaşınız size saçınızla ilgili bir yorum yaptığında LA'de hiçbir kız kısa saçlı gezmiyor deyip böyle bir... Şımarık bir tavırla gezdiniz. Hayır öyle. Ben o zaman negatif biz yorum kendimiz... yaptıktan sonra... Peki siz böyle ben negatif yorum yaptıktan bizi kendimizi savunmamızı... Ben susayım o zaman, siz konuşun. Sırayla konuşalım veya tamam. Ne dersiniz? Tamam. Ben negatif yorum yaptıktan sonra içeri gidip ağladınız mı? Hayır. Ağlamadınız. Hayır. Ben gayipten geliyor bana sesler. Nasıl? Yani ben size o zaman hiçbir şekilde negatif yorum yapmayayım. Ağzımı açmayayım. Çok tatlısınız, çok güzelsiniz ki bence güzelsiniz, tatlısınız. Ama bazen kötü giyinebilirsiniz. Bu çok normal. Tabii ki. Ama bu zaman bunu da olgunlukla karşılamanız gerekiyor. Ben kıyafetime olan eleştiri zaten... Ben dün zaten... kıyafetinize ve saçınıza yorum yaptım. Başka neyinize yorum yaptım? Kıyafetimizi istediğiniz kadar eleştirebilirsiniz. Evet. Pardon, bir söyleyebilir miyim? İstediğiniz kadar eleştirebilirsiniz. Ama Los Angeles'te... Şimdi biz o zaman kendimizi yeterince ifade edemedik dün. Yani siz belki... arkadaşım. Ben dinliyorum sizi. Peki arkadaşımız Los Angeles'ten geliyorsunuz, Avrupa'dan geliyorsunuz. Bunu bilmeniz lazım. Bu kadar uzun saç olmaz dedi. Olmaz dedi. Ben de dedim ki yani orada da takılıyor, Avrupa'da da takılıyor, burada da takılıyor ama ben başkalarında gördüğüm için değil, ben kendim sevdiğim için takıyorum demek istedim. Belki yanlış algıladınız bunu. Bence bu şımarık bir ben cevap. Ben mi yanlış algıladım, acaba sen mi yanlış anlattın? Sizin tavrınız ve tarzınız bana bu şu an anlattığın gibi değildi dün. Bunu burada bir anlaşalım. Allah tarafından bana vahiy gelmedi. Gayipten gelmiyor bana sesler. Bir şekilde söylemişsiniz ki biz bunu biliyoruz. Evet, tanıtımda söyledik. Ve bununla hava atmanıza gerek yok. Hava atmıyoruz. Atıyorsunuz. Nasıl hava atıyoruz? Yani iki cümlenizden birisi de geçtiğimiz günlerde öyleydi. Nasıl? Pardon. Sürekli bunu dile getiriyorsunuz. Hayır, sorduk. Ama Esra söyledi. Sürekli dile getirmiyoruz. Bir saniye Nurcan. Esra söyledik de biz ona cevap verdik sadece dün. Yani siz Amerika'da gördünüz, bilmem ne yaptınız diyor. Siz diyorsunuz ki ama, kimse Amerika'da böyle gezmiyor. Hayır. Orada da postiş takıyorlar diyebilirsiniz. Benim cevabım öyle yani zaten. Belki de kendinizi yanlış lanse ediyor olabilirsiniz. Hayır, öyle söyledik ama ben zaten. Durduk yere 3 gündür, 4 gündür sizi beğeniyorum. Bir günde beğenmedim ve bir günde benden nefret mi ettiniz? Ne hayır, yani? Bir şey yok. Öyle hayır. Bir şey yok. Siz niye böyle algılamaya çalışıyorsunuz? Siz öyle hissettiriyorsunuz. Hayır. Los Angeles'te geliyorsunuz, bunu bilmeniz gerekiyor. Uzun saç kullanılmıyor artık. Ben öyle algıladım arkadaşımın söylediğini. Ben de yani her yerde kullanılıyor ama ben başkaları kullandığı için kullanmıyorum. Ben kendimi sevdiğim için kullanıyorum. Demek istedim belki... Sizin ifadeyle ilgili problemleriniz var o zaman. Amerika'da yaşamışlar, işte bir sürü şeyden haberleri var, trendleri biliyorlar. Yani daha eğitimli kızlar. Ama hani anladınız ne demek istediğimi? Daha böyle ne bileyim mahalle kızları olur ya böyle hani. Onların saçları çok uzun. Çok özür dilerim vallahi. Senin saçların çünkü kısa değil mi? Evet, benim saçım da uzun. Daha yeni uzadı aslında. Daha kısaydı. Ve Amerika'yı, Avrupa'yı katıyorsun işin içine ama gerçekten yani Los Angeles'te de yani tahmin edemeyeceğin kadar herkes çıt çıt ve ben uzun hiç kısa saçlı kız görmedim orada şimdiye kadar ve senelerde orada yaşıyorum. Bizde demek ki o kadar çok belli bir sınıfta insan böyle bir şey kullanmış ki demek ki bizde böyle herhalde bir önyargı oturmuş olabilir. Yanlış anlatıyorsun. Türkiye'de doğmadık ve hiç yaşamadık tamam. Türkiye'de. Tamam. İvana da öyle ama İvana mesela daha iyi konuşuyor sizden. Neyse ben hemen olabilir. Kısaca paketliyorum. Ben çok uzattığımızı düşünüyorum. Tabii. Nereye gittiniz siz bu kıyafetlerle? Ayorgi'desiniz. Kulüp evet. Mü? Eğleniyor musunuz? Evet, eğleniyoruz. Ya, İyi, ben bugün beğendim sizi mesela. Yani hani
Size karşı kişisel bir tavrım yok. Onu belirteyim. Teşekkürler. Nurcuğum şoktan çık. Dilin tütülmüş, baka baka kaldı bizim Nurella. Bitmiş durumda. Yani... Oraya koyuyorum olmuyor, buraya koyuyorum olmuyor. Derken... Ay aklıma da birden kahve içmek geldi, ne yalan söyleyeyim. Çok hoşsun. Sen. Ay, soldaki. Ben mi? Ay unutuyorum. Nurcan. Nurcan. İleriki günlerde ezberleyeceğim. Nurcan, Nur, Nurcan. Çok beğendim o rugan, rugan kumaşını galiba. Yani imite rugan. Lacivert büstiye. Dekoltesi muhteşem, çok beğendim. Sanki saçta biraz daha böyle bir... Şöyle wow bir krape istedim. Veya at kuyruğu olabilirdi. Kardeşinizin saçı gibi de olabilirdi, evet. Sımsıkı daha tepeden. Çok şıksın, çok beğendim. Teşekkür ederim. Şey, dedikoduya sonra geleceğiz. Hı hı. Çok hatalı elbisen. Dikiş hataları var, prova hatası var. Bu şey mi, hazır mı? Aycan giyin elbise. Aycan. Yok, hazır değil. Buralarda. Evet. Bugün sende bir şey var, böyle bir bozukluk var. Yani ya ayakkabıyı mı sevmedim? Ayakkabı kendi başına çok güzel. Onu mu sevmedim? Bir durum. Elbisenin kalıbı sevmedin, dikişini sevmedin. Bir kalıbını, bir şeyini bir beli sevmedim. Beli yukarıda kesmiş, dar olmuş. Yani size hatalı hiçbir zaman aslında çok farklısınız. Siz de bunun zaten farkındasınız. Çok fashion kızlarsınız, onu biliyoruz. Benim diyeceklerim bu kadar. Üzülmeyin ya, bunlara üzülünür mü Allah aşkına ya? Ya. Ne kadar gençsiniz, ne hoşsunuz. Nurcan, canım zaten söyledik, elbisenin biraz hatalı ama rengine ve kombin yaptığını çok beğendim. Aycan, kombin de güzel. Yani dikiş de kötü. Nurcan, güzel, harika, beğendim, süper, her şey. Güzel değil, muhteşem. Muhteşem. Etek, dikiş, büstiye muhteşem. Muhteşem demeyeceğim, daha iyi bekliyorum. Kararları açıklayalım hemen. Hızlı ben kararımı vereyim. Tarsınız. Teşekkür ederiz. Nurella. Yani, tarsınız. Sadece yerine göre giymediğiniz için tarz değilsiniz diyeceğim. Yıldızlarınızı aldınız. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Yerinizi uğurluyoruz. Bence böyle bakkala gidebilirsiniz elindeki cüzdanla. Bakkala bile gidilmez bu kılıkla. Artık çocuklar bile mikili pantolon giymiyorlar. Nasıl bir lakayt, nasıl bir saygısızca. Dolgu topuklu spor ayakkabı kadar kadını korkunç gösteren bir ayakkabı yok. Dilinde papuç kadar, aslında o kadar. Aman sakın ağlama. Hemen Uğurkan Erez'e bağlanacağım. Bakalım bize nasıl yarışmacılar gönderecek. Her gün bir sürprizle karşımıza çıkıyor. Uğurkan. Nur Yerlitaş, İvana Sert Kemaldoğlu diyoruz. Sizin için çok önemli ve ellerinizi sallıyorsunuz. Öykücüğüm, sana da ben öpücüklerimi yolluyorum. Evet, güzel bir şehir. Çok severim o şehri. Bursa diyoruz ve yanıma Meltem alıyorum. Bursa'ya sevgilerimi yollayarak. Gel bakalım Meltem. Merhaba. Meltem de maşallah. Bakayım ayakkabılarını göreyim. Nasıl o karar verecek? Biraz da boy var ama tamam, biraz da ayakkabının da tesiri olduğuna inanıyorum. Kaç boyun? 1.78. Evet, 20 yaşında İstanbul'a gelmiş 6 ay önce Bursa'dan. Ama ne için gelmiş? Mankenlik yapmak istiyormuş. Oyunculuk yapmak istiyormuş, doğru mu söylüyorsun? Şimdi tabii biliyorsunuz efendim, iki tane temamız var. Bir, kardeş düğününe gidiyoruz. İki, kulübe gidiyoruz. Kardeş düğünü, doğru mu? Kardeşinin düğününe gidiyoruz. Şimdi göreceğimiz nedir? Yürüyüşü. Sonra nedir? Tarz mı? Değil mi? Haydi yürü bakalım, ver mikrofonu bana. Nasıl taşıyorsun? Kıyafeti bir görelim.
Bursa'ya sevgilerimizi yolluyoruz Meltem'le. Sonra jüri üyelerine sevgilerimizi yolluyoruz. Bursa'da anne babasına, ablasına sevgilerimizi yolluyoruz. Ve şimdi izliyoruz sevgili seyircilerimiz. Stil sahibi mi, değil mi? Haydi bakalım görelim ne olduğunu, izleyelim hep beraber. Meltem Keklik podyumda. Geldin. Hoş buldum, merhaba. Heyecanlı mısın? Biraz. Kuğu gibi yürüdün. Çok teşekkür ederim. Muhteşem görünüyorsun, yorum yapamadan duramayacağım. Elbiseni çok merak ettim. Olağanüstü bir sırt dekoltesi var. Evet. Ne kadar para verdin? 2500. Çantan? Çantam 150 TL. 150 TL. Ayakkabıların? 120. Yani elbise demek ki evet. biraz pahalı olmuş. Burası için mi? Evet, burası için. Peki. Nereye gidiyorsun? Şimdi bizim eleme gecemiz var ve bu eleme gecesinde iki konseptimiz var. Bu iki konseptten birini tercih edecek. Yarışmacı arkadaşlarımız da cumartesi gecesi aynı tercihi yapmak zorunda kalacaklar. Evet. Sen nereye gidiyorsun? Ben arkadaşımın düğününe gidiyorum. Kardeşinin düğünü Kardeşim, ya da kulübe gidecektin. Peki, kardeşinin düğününe gidiyorsun. O zaman hazırsan... Seni jürinin karşısına göndereceğim. Tamam. Bakalım yorumlar ne olacak? Bizimle olmaya devam edersin umarım. Bakalım yıldızı alabilecek misin? Bol şans. Teşekkürler. Hoş geldin Meltem. Hoş buldum. İçtiğimiz açtın. Teşekkür ederim. Çok güzel bir elbise. Çok beğendim. Sana çok yakıştı. Teşekkürler. Hem boyu hem fiziği hem saç rengine. Çantanı sevmedim. Aynı taşlar olmaması gerekiyor. Belki aynı rengin elbisesi olması gerekiyor. Kırmızı yok etmemesi gerekiyor. Artık aksesuarlar kullanma. Bunlar manşet olarak taşlar yetiyor. Ayakkabı da zaten taşlı. Evet. O da göremiyorum. Yorum yapmayacağım. Ama bütün resim olarak seni çok beğendim. Tekrar ayakkabını çok bir açar mısın? Ederim. Geri döner misin? Açayım dekolte ben. Görmek istiyorum. Belin dekolte, evet. Wow. Muhteşem. Harikasın. Manken çok misin? Çok teşekkür ederim, evet. Belli. Ayakkabımı göstereyim ama. Gösterme. Tamam, sen hemen kapat. Takıyorum değil mi? Çok fazla. Oh. Pudra ten renginde çok soğuk. Sadece makyaj ilgili istersen sen söyle. Ben çok Kemalcığım. Çok fazla bir şey söylemeyeceğim ben, tamam. Gözlerim kamaştı. Çok teşekkür ederim. Muhteşem görünüyorsun. Ayakkabını görmediğim için şu an çok önemsemiyorum. Fakat gerçekten bir genç kız ancak bu kadar güzel giyinebilir. Tabii ki makyajında bir çıt farklı numaralar, belki biraz daha renkli bir ruj kullansaydın daha iyi olurdu ama muhteşem görünüyorsun. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ben mi konuşuyorum? Hoş geldin Meltem. Hoş buldum. Vallahi öyle bir enerjiyle geldin ki aslında kendi enerjin yok. Kendi enerjisi yok. Elbise enerji patladı. Şeyin, vücut dilin, elbisen muhteşem. O sırtın falan yani olay. Ve çok zor bir kumaş, bir garip bir jarse. Bir daha döner misin sana zahmet? Döneyim. Sen daha iyi eleştirdiği hayatın. Muhteşem zaten o ya, çok güzel ama. Sırtın o kadar güzel ki aferin sana, öyle doğru bir yerini açmışsın ki saçın çok özensiz, daha özenli olabilirdi yani yine. Ay kendi saçımı bozdu. İki lokma saçım var. Onu yine böyle alıp daha bir su dalgaları olabilirdi biraz saçın. Ben buna daha bir smoke makyaj derdim. Sorun değil, ben şimdi senin geneline bakıyorum. Benim için muhteşemsin. Ha, tabii ben orada hemen eline şey verdim. Ahşap bir klaç. Belki kapatma yeri taşlı olabilirdi. Hı-hı. Ne dersiniz? Hani ahşap rengi böyle bir klaç. Böyle üstünde bir olabilir. Şey bir şey. Hiç sorun değil. Boş ver. Muhteşemsin.
Muhteşemsin. Kararları bayıldım. Açıklayalım mı? Efendim? Evet. Kararları açıklayalım mı? Her şey çok belli zaten. Tarz. Tarz. Azıcık gelinden rol de çalsan. Siyah parmağıyla da söyleyeyim. Tarz. Teşekkür ederim. Peki Meltem, yarı finaldesin. Tebrik ediyorum. Bu arada yarışmacılarımıza Meltem üzerinden bir öğütte bulunmak ister misiniz? Evet. Aynı konseptte giyinecekler. Ya kardeş düğünü ya örnek kızlar. Buyurun. Ama duydunuz, biraz aksuarlı problem yaşadık. Kendinize göre yorumlayın ama cumartesi günü eğer kardeşinizin düğününe gitmek için giyiniyorsanız belki azıcık ipucu olabilir sizin için. Ama herkes böyle bir elbise taşımaz. Tabii. Yani fizik önemli. Yani. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Yarı finaldesin, tebrik ediyoruz. Yıldız'ınla beraber seni uğurluyoruz. Furkan size sağlam bir rakip gönderdi galiba, değil mi? Katılıyor musunuz? Ayşenur? Ben içeri girdiğinde şok oldum hatta böyle. Gerçekten çok güzel. Kendi de güzel. Tuğçe? Ben de aslında rengini çok fazla beğenmedim. Yani arada kalmıştı bana göre. Ama çok güzeldi. Sırtı çok güzel ve çok güzel taşımıştı. Örnek almanız gerektiği söylendi. Peki, evet. Devam ediyoruz. Melek Balkan podyumda. Melek. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Sırtını dönme arkadaşını şöyle. Evet. Biz görelim yüzünü. Hah. Arkadaşımın nikahına gidiyorum. Nikaha gidiyorsun. Evet. Tek başına mı gidiyorsun? Evet. Yine tek başıma. Yorum yapmak isteyen hemen bir isim seçmek istiyorum. Ezgi. Ben beğendim Melek'i. Yani son birkaç gündür giydiği en güzel kombin bence. Nikahda gidebilir böyle. Gizem. Ben de beğendim. Ya elbisesi, çantası çok hoş. Elbisesi biraz yani nikah için olduğu için belki ayakkabısı gösterişli olabilir ama böyle baktığımda çok hoş görünüyor. Teşekkür ederim. Nur, evet. Güzel görünüyorsun aslında ama beyaz rengi taşımak hani jüri üyelerimizin de söylediği gibi biraz cesaret isteyen bir renk. Kendi vücudunu tanımadığını düşünüyorum ben de senin ben için. Ben söyledim diye mi söylüyorsun? Yok, hayır, beyazı kullandığın için bugün söylüyorum. Bundan önceki günlerde seni beğendim biliyorsun. İşte ben ama de ilk bugün, defa sana söyledim diye şimdi sen de... İşte bugün aynı hatayı sen de yapmışsın. Ben de seni sana uyarayım göre. İstedim. Teşekkür evet. ederim. Senin belin birazcık kalın. O yüzden hani beyazı bel bölgenden basen bölgene doğru birazcık sen de kalınsın. O yüzden evet. beyaz giymen daha geniş göstermiş seni. Ama onun dışında ayakkabılarını çok sevdim. Saçın çok güzel olmuş. Onun dışında gayet hoş gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hazırsan seni hemen jürinin karşısına alacağım. Ay hazırım. Bol şans. Hoş geldin. Fena değilsin bugün. Ayakkabını, çantanı çok sevdim. Yani ilk günkü tarzın tesadüf mü acaba diyorum. Hayır. Bana öyle geliyor çünkü biraz. Yani çok karıştırdın kafamı. Seninle alakalı soru işaretlerim çok büyük. Siyah beyaz severim. Çok güzel, çok yakışıyorlar birbirlerine. Ama yani ne bileyim, nikah için biraz spor geldi elbisen. Tamam, ayakkabın, çantan çok okey, çok güzel. Ama elbisenin bir formuyla alakalı sana yakışmayan bir durumu var. Belki bir takıyla daha da heyecanlandırabilirdin elbiseyi. Bu kadar siyah beyazdan biraz koparabilirdin renkli bir takıyla. Çok emin değilim şu an. O yüzden pası Nur'a atıyorum. O arada düşüneceğim ben. Şöyle diyorum. Bu elbiseyi, bu nikaha giderken giydiğim bu spor bir elbiseyi aniden bir abiye havaya sokabilirdin yani. Ama o senin elinde olan bir şeydi. Müthiş bir küpe, müthiş eline bir çanta. Yani
öyle bir çanta ki hani esprisi, rengi, tutması. Artık bu nedir bunlar böyle? Bu ne yani? Ben inanamıyorum. Herkesin elinde bir zarf böyle yani. İşte tarz değilsiniz. Yani şimdi bu hep moda değil mi? Yani kaç senedir moda. Yani bunu moda diye niye alırsınız? Ben inanamıyorum. Onun için ben seni biraz bu konuda yeteneksiz buluyorum. Yani tarzını yakalayamıyorsun. Mesela ben beğenmedim. Ama bak elbisen, ayakkabın, çana hepsini at. Yani şöyle bir şey, gir bir yere, bir küpe bul. Bir de eline bir esprili bir şey, o kadar. Bitti gitti. Şu elbise dünya çapında ünlü bir modacının markası bile olsa umurumda bile değil. Anladın mı canım? Evet. Evet, benim diyeceklerim bu kadar. Kankam, elbise sana küçük. Göz dekolte daha açık olmalı. Gözleri çok büyük göstermiş. Askılı daha ince olmalı çünkü omuzların daha şeyde basit gösterdi. Basit mi? Daha basık. Evet, basık göstermiş. O ayakkabı, o zarftan, çanta, portfolyo çantından bu elbise giyemez. Spor bir elbise bu. Düz babet, parmak arası bile bu elbise giyebilirsin. Deri bir sandalet olabilir. Çok yanlış kombin oldu. Hemen kararlarımızı alalım. Kemal? Ayakkabın, çantan ve saçın hatırına tarzsın diyorum. Teşekkür ederim. Nurella? Tarz değil. Ivana? Elbise vücuduna göre değil, hem de yerine. Nikahda böyle bir elbise çok spor buldum. Tarz değil. Teşekkür ederim. Bütün jüri üyelerimizden ne yazık ki olumlu bir cevap alamadın. Yıldızsız ayrılıyorsun yine buradan. Melek, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Dün biraz stüdyoda duygusallaşmıştı. Bir diğer yarışmacımız Esra Özüver podyumda. Hoş geldin Esra. Hoş bulduk, merhaba. Dolabını karıştırdın mı? Karıştırdım, çıkıyor vallahi bir şeyler. Neler çıktı eskilerden? Eskilerden bu var, bu var, bununla bu yeni. Yani yeni dediğim bunlar geçen senenin. Hı. Bunlar bayağı oldu. Bayağı oldu. Şu elbise 4 yılı vardır. Pahalı bir elbise mi? Aslında o zamanın fena değil. Hatırı sayılır. Hatırı sayılır, evet. Peki, nereye gidiyoruz? Annemle kahve içmeye gidiyoruz akşamüstü. Kız kıza dedikodu, evet, yapacaksınız. Evet. Yarışmacı arkadaşlarımıza soralım bakalım. Doğru kıyafetle doğru yere mi gidiyorsun? Beğendiler mi? Ayşegül. Ayakkabılar kendi başına güzel ama geriye kalan hiçbir şey birbiriyle uyumlu değil. Ben çantayı hiç beğenmedim. Çok kötü. Elbisenin alt kısmı bol. Seni de bol göstermiş. Ayakkabıyla çanta zaten hiç uyumlu değil. O üstüne aldığın şey de hiç hoşuma gitmedi. O elbisenin üstüne giyilecek bir şey değil bence. Teşekkür ediyoruz. Seni hazırsan jürinin karşısına uğurluyorum. Teşekkür ederim. Bol şans. Hazırım. Ay şaka gibisin sen ya. Yemin ederim şaka gibisin. Yani dün ne söyledin, bugün nasıl geldin, ben inanamıyorum sana. Yani her şeyin çelişki içinde değil mi? Bugün böyle kendini bir Lolita yapmışsın. olmamış bu ayağındakilerle. Yani bir babet giyseydin benim için daha iyiydi, daha bir tarz olurdum. O çanta hiç olmamış. Yani o çanta hamama gider gibi. O çanta hiç olmamış.
Ay, o çantayı bırak, her şeyi bıraksana ne olur, şöyle bir sade kal. Ay evet ya, ay kargaşa içindesin. Yani bilemiyorum, senle aramızda bir sorun var. Elbise aslında başlı başına fena bir elbise değil yani. Bu her yıl, her sene 80'liler yıllarda da 2000'de, 2023'te de giyilir. Ama sen kombine edemiyorsun çünkü tarzın yok. Evet olabilir. Elbise tek başına da fena değil. Ayakkabı da bile fena değil. Tabii ki bu elbiseden olmaz. Eğer böyle bir ayakkabı giymek istiyorsun, daha belki deri, kahve tonları, deri ayakkabı aynı tarzında ve deri bir çanta eline alırsın, olabilir. Ama senin kombini yaptığın çok yanlış, çok karışık. Hem çantanın üzerinde baskılar var, hem ayakkabı üzerinde baskı var. O incecik aldığın rüzgardan şey, balonlu ne oldu, ceket olmadı canım. O zaten hem seni kesti hem de özensiz gösterdi. Onu da küçük şortla giymek istiyorsan giyebilirsin. Ama böyle bir elbise kullanma yani, kombin etme. Sen çok güzelsin, vücudun çok güzel. Keşke giymeye öğrense. Keşke. Umut ediyorum. Esra, sen gardırobundan giyiniyormuşsun ya. Senin kötü bir gardırobun var. Karışıkmış, evet ben de fark ettim. Yani hem karışık hem kötü yani. Evet. Bu elbise, bu gizli dolgu topuk spor ayakkabılardan nefret ediyorum ben. Hepsi birbirinden çok alakasız ve sana yakışmıyor bunlar, bu tarz şeyler. Bence artık gardırobunu komple çöpe at ve köklü bir değişikliğe git. Köklü bir değişikliğe ben de gitmek istiyorum ve benim gerçekten çok samimi söylüyorum bunu. Tarzımı ben de merak etmeye başladım. Hani o bana yakışan şeyi ciddi söylüyorum, ben de üzerimde görmek istiyorum. Biraz bu süreci istiyorum. Hızlandır lütfen. Ve çünkü kendi kendime çok vakit yok. Düşünüyorum böyle önümde. Ne olabilir diye böyle. Biz deneyeceğim. Seni yollayacağız yani, öğreteceğiz, hiç merak etme. Vakti kalırsa. Kalırsa evet. Tabii ki cumartesi kadar vaktin var. O herhalde zaman ben hemen çıkayalım. Fikrimi belirteyim. Lütfen. Ya tarz öğreneceksin ya, öğreneceksin yani. Ya da bu yaşa kadar gelmişsin. Aynen. Kemal tarzı ismi. Aa, hayat bana. 40 yaşından sonra başlıyor. Evet. 37 yaşındasın. Hadi bakalım. İvana. Aa. Ne dedin canım? Ben diyorum ki bu. Tarz. İvana. Şans veriyorum. Haydi verelim o zaman. Tarsın. Yıldız kaptı. Şoka girdim. Nur Yari taş triplerine bağlı. Ya etkilenmiş beni Nur'la. Etkilenmiş. Normal tarz değilsin diyecektim ama gitti bitti. Hayır. Yıldız aldın, cebine ben, koy ben, ve düşün. Ben neyin peşindeyim biliyor musun? Ya bizi acayip bir utandıracak bir gün ya da... Ama giyme bilmiyorsun hakikaten, tarzın yok. Ama öleceksin inşallah. İşte, tarzın yok. İnşallah öleceksin. Enteresan kararlar i̇nşallah. Sizinkilerde. Etkilendik. Peki. Yıldız. Tarzın yani yok. Joker gibi kullandın tamam mı? Sakla. Ay koruma altına aldık. Yıldız'ını da aldın. Seni uğurluyoruz. Teşekkürler. Tebrik ediyoruz. Bu tarz benim. Bu tarz benim de sıradaki yarışmacımız Sara Koçol. Hoş geldin Sara. Hoş bulduk. Kameraları seviyorsun. Evet seviyorum. Yani kendimi daha enerjik hissettiğimi düşünüyorum kamera karşısına geçtiğimde. Ekranla ilgili bir gelecek düşünüyor musun acaba? Modellik istiyorum. Model olmak evet. istiyorsun. Onu biliyoruz zaten. Peki nereye gidiyorsun? Ben anlat. Şu anda bir moda eğitimi... Ne oldu? Çıkıp edersiniz. Konuşamadım da. Ben şu anda bir moda editörüyüm. Yok yanlış oldu. Öyle çalışmamıştım. Konsepte çalışmadan gelenler. Evet. Ben bir de yardım için oraya aynen. bakıyorsun. Ha kim sana yardım edebilir ki? Yok kuliste ki? Ben sordum da onay aldım o yüzden. Onay aldın. Evet.
böyle. Arada ufak tefek yardımlaşmalar oluyor. Ezgi'den onay alıyor. Söyledi. Aynen. Onay olur mu? Ne haddime yani, onay kime onay veriyorum? Hemen şefkatli kollarıyla. Benim bir moda bloggerım var ve internet sayfasında yorumlarımı paylaşmak için şu an bir defile izlemeye gidiyorum. Yorum yapmak isteyen Buse ile başlayalım. Ben sana bayıldım. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Pantolon beni benden aldı zaten. Altına gerçekten uygun bir ayakkabı oluşturmuşsun bence. Teşekkürler. O kazağın rengine de bayıldım. Beni sadece düşündüren çantan. Rengini çok uyumlu bulmadım. Çantayı şöyle göstereyim. Çantanın. Ben çantada kararsız kaldım. Teşekkürler düşüncelerin için. Aycan. Bu tarz sana çok gitmiş. Çok tatlı görünüyorsun gerçekten. Teşekkür ederim. Beni düşündüren ayakkabın acaba rugan olmasa mıydı diye düşünüyorum. Mat bir şey mi acaba? Evet, yani deri olabilirdi. Bordo giyecektim, vazgeçtim. Topuğunu çok görebilir böyle... miyim lütfen? O topuktan da pek hoşlanmadım ama benim görüşüm hani düz bir topuk olsaydı normal stiletto. Ucuza buldum, aldım o yüzden. Geçerli tek, bir bahane. Evet, tek 29, rahatsız eden o oldu. 29 lira, onu da söyleyeyim, gördüğümde. Ayakkabılarım. Peki, hazırsan? Hazırım. Aynı enerjiyle seni jürinin karşısına yolluyorum. Tamam, teşekkürler. Bol şans. Merhaba. Hoş geldin defile izlemeye. Evet, tarzı ne senin? Maskülen yapmaya çalıştım. Aferin, olmuş mu? Aferin. Anladın, bildin ne evet. olduğunu. Tamam, beğendim ben seni. Süper. Çok tatlısın, güzel. Teşekkür ederim, çok, çok sağ olun. Masküler. Pantolon senin boyun, bacakların boyunu bayağı kısaldı. Öyle mi? Çünkü biraz bol olduğu için o şeyin üst kısım. Biraz daralırsan çok daha jilet gibi oturur. Çok daha iyi olur pantolonun. Ama bu tür böyle kombin yaptığın çok tatlı, şirin teşekkürler. Oldu. Çok sağ olun. Sara. Evet. İlk kez birisi tarzı ne sorusuna net cevap verdi. Aynen. Tebrik ediyorum, ben de beğendim. Çok teşekkür ediyorum. Böyle İngiliz, İskoç, kolejli kızlar gibi giyinmişsin. Çantanla ayakkabın madem bu kadar yakın renk olacaktı, aynı renk olsaydı. Yani ya onu sevmedim. Aslında yanına şöyle bir şey getirdim ben, portföy getirdim. Portföy de çok alakası çünkü olduğu hani için. Çünkü hani bu kadar yakın uygun. Renkler birbirine uymayınca olmuyor. Saçlarını beğendim. Teşekkür ederim. Ona gri çanta da güzel olurdu. Var yani, mı? Nerede senin çanta? Sizde var mı? Herkese dolaşan çanta. Biraz. Geliyorum almaya. Senin çanta her şey uyar. Ben o çanta. Banko çanta. Tabii, şoker. Evet, bu renk çok daha güzel uyar. Ya gördünüz değil ah, mi? Keşke benim de böyle bir çantam olabilseydi. Aa yo, renk olarak diyoruz. O ayakkabılara kaç lira vermiştin? 29 lira. Hı. Kötü mü? Yani kötü değil de biraz büyük sanki ayağına. Hayır, ayaklarım terledi. Benim ellerim, ayaklarım çok çabuk terliyor. Hemen hı. böyle kayıyorlar. Önlemini al o zaman, pudra falan. Şey yapıyorum, Kaiser mayan tabanlarda koyuyorum aynen. ama maalesef işe yaramıyor. Ayak parmaklarım çok uzun olduğu için. Genel olarak beğendim ben seni. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun güzel yorumlarınız için. Evet, ben de çok beğendim. Biraz bluzunu kaldırır mısın kazağına? Hafif şöyle bir bluzan yap onu biraz. O gömlek yukarı. Çıksın dışarıya gömlek biraz. Ya ben çıksın. Onu çıkarttım aslında da işte neyse. Oturduğum için şey yapıyor, böyleydi. Tamam. Çanta hariç her şeyi çok beğendim. Yani böyle bu havada, bu espride mesela gri bir çantan olsaydı daha iyi olurdu. Ayrıca bu çantayı ben kendim almadım. Ay sevgili arkadaşım Bahar Şer'e aldı doğum günümde hediye. Ay ben de buralarda yani bu çanta eskiyecek. Bir daha getirmiyorum bu çantayı. Ve diyorum ki aynı zamanda da tarsın. Çok teşekkürler. Benden aynı cevap tarsın. Teşekkürler. Kemal. Tarsın. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tebrikler. Yıldızını aldın. Çantayı ver bana. Yerine geçebilirsin. Ben de çantamı alabilir miyim? O zaman değiş aa, sokuşlar. Tabii. Hadi bakalım. Ben programın başında biraz sıkıntılıydı. Zamanı gelince jüriye
cevap hakkı doğdu demiştim. Şimdi onu davet ediyorum podyuma. Tuğçe Ergişik. Geldin. Hızlı mı geldin? Enerjin hep yüksek. Evet, son da çıktım. Ama sesin kısılmış bugün. Dünden biraz üzüldüm herhalde, o yüzden. Değil anlat belki. Bakalım, tekrar edelim. Ama enerjimde problem yok. Biraz tamam. Az konuşuyorum. Sadece size söyleyebilir miyim? Kirpiğin var ve sana yorum yapmayacağım dediniz. Keşke ben yani kirpiği çıkarmak istedim. Çıkarsaydım, yorum yapsaydınız ve ben düzelseydim. Sadece kirpiğim var, sana yorum yapmayacağım demedim. O ayakkabılarla ve o kirpiklerle sana yorum yapmayacağım dedim. Tamam. Tamam. Ya benim arada fark var. Yine az sonra. Nereye gidiyorsun bu kıyafetle? Konsere gidiyorum. Ne konserine gidiyorsun? Sezen Aksu konserine gitmeyi isterim erkek arkadaşımla. Erkek arkadaşınla. Oradan beğenilerini dile getirdiler. Hemen Ayşenur'la başlayalım. Çok salaş buldum. Ve teninin rengine çok yakın tonlar seçtiği zaman tamamen sileniyor. Yani ayakkabısı, üstündeki hepsi teninin rengine çok yakın. O yüzden canlı hiçbir renk yok. Yani kendisini göremiyorum kıyafetten. Yürüyen kıyafetler onun gibi. Ben yani. De zaten kendimi göstermeyeceğim. Sezen Aksu'yu görmeye gidiyorum. Orada dinleyeyim, oynayabilirsem. Ama kendini rahat. De göstermen gerekiyor. Kıyafeti sen taşıyorsun çünkü. Renkli kıyafet giydiğimde de taşımıyor. Ne olduğunu gördüm. Biraz da böyle silik renkler giymeyi tercih ettim bugün. Teşekkür ederim ya da. Rica ederim. Ayşegül? Bence elbise ayrı hırka, yani hırka olmasa elbise daha güzel olabilir. Ya da hırkanın içine başka bir şey olur. Çünkü o botlarla biraz alakasız olduğunu düşünüyorum. Ben de Ayşenur'a katılıyorum. Biraz renkler birbirine çok yakın ten rengiyle. O yüzden biraz silinmiş ama botlarına bayıldım. Onun dışında genel anlamda dediğim gibi sadece renge takıldım. Yoksa tarzını beğendim. Sadece renk. Teşekkür ediyoruz yarışmacı arkadaşlarımıza. Seni jürinin karşısına yolluyorum. Bol teşekkürler, şans. Sağ ol. Tuğçe hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Dünkü yorumun biraz seni üzmüş galiba. Yorum yapmamanız beni üzdü. O yorumum oydu aslında, sen onu anlamamışsın. Evet, anlamamışım. Yorumsuzluğum benim yorumumdu. En çok üzüldüğüm nokta şuydu, hataları olan arkadaşlarım olduğunda burada düzeltmeler yapılabildi. Ben de kirpiğimi çıkartırdım ve daha sonra nelerim yanlış, İvan Hanım söyledi, bolluk var dedi. Siz Nur Hanım söylediniz, üzerindekine uyumsuz olduğunu söylediniz. Hani sizin de yorumunuzu dinlemek isterdim. Çünkü burada düzeltmeler yapıldı. Benim kirpiğimi çıkarmam gerçekten çok kolaydı. Çıkartırdım onu, ondan sonra yine dinlerdim. Bence burada olmamın iki tane amacı olabilir. Ya finale kadar gidebilmek, uzun süre burada kalabilmek ya da bir şeyler öğrenebilmek. Ben bir şeyler öğrenemeyeceksem burada saç makyaj yapıp burada yürümek benim işime gelmiyor. Vakit kaybı. Bazen tepkisizlik. Teşekkür ederim. Sana da çıkartırayım mı kirpiklerini? Ha, çıkarırım, hiç umurumda çıkarsana. Bile değil. Gel. Bazen tepkisizlik en iyi eğitim yoludur. İlk gün ben Ayşenur'a da yorum yapmadım. Çünkü bir şeye dikkat çekmeye çalışıyordum. Senin için de dün aynı şey geçerli. Dikkat çekmeye çalıştım. O tarz giyinmişsin, çok renkli, çok tatlı, çok genç. Ayağındaki ayakkabılar da öyle. Keşke fakat duysaydım. Gözünde Assolis kirpiği vardı. Korander yapıyordu. Burada üşütecektim ben senin göz açık kapamalarında. Doğru buluyorum. Ha. Ben de ben sana onu dediğim anda için... madem öyle bu kadar içleneceğine, bu kadar içine atacağına çıkarttım Kemal Bey deyip kenara fırlasaydın. Çok hızlıydı. Sona kalmıştım ve gerçekten gergindim. Ben senin için tamamen yapıcı eleştirilerde bulunuyorum. Şu üstündekini bir atar mısın? Tabii ki. Açık havada mı izliyorsun Sezen Aksu? Evet ama ben çok üşüyen bir insanım. Tamam, beline bağlı o zaman. Tamam. Yani Kıbrıs'ta güneşlenirken üşüyorum ben gerçekten. Ay sende demir eksikliği mi var? Doktorlar yok diyor ama gerçekten çok üşüyorum ama ben. Ama incesin ondan. Normal ince insan böyle işte. Tamam, o çantayı da yandan çaprazlak. Brunch oldun. O zaman kolyemi çıkartacağım.
Tamam, şu an güzel oldu. Şu an artık kim yorum yapıyorsa yapsın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Lütfen bu kadar kişisel algılamayın. Bazen cevap vermemek en büyük cevaptır. Teşekkür ederim. Ben sadece neydi yanlışlık yaptım? Hani düzelteyim. Bak, şey ben varsa. Sana kilit kelimeleri, cümleleri söyledim. O ayakkabıyla o kirpik olmaz dedim. Sen buradan çıkardım. Artık kendine dersi çıkartacaksın. Ben de bir şey söylemek istiyorum Söyle. Size. Daha güzel görünebilmek için. Evet, o spor ayakkabı giyiyorsam o kirpiği takmamalıydım. Çok doğru söylüyorsunuz. Daha belirgin olsun diye. Çünkü ben sizde çıkarım ama bir sürü milyonların karşısına çıkacağım. Ve daha belirgin olsun istedim gözlerimde. Ama hata yapmışım, öğrendim ve bugün çıkardım kirpiklerimi. Ay, ben de bir Esas çıkarsam. Esas şimdi alkışı hak ettin. Teşekkür ederim. Ben de bir çıkarsam acaba? Bilmiyorum, bakalım. Çıkar, ona göre yorum yapacağız. Çıkarabiliyorsan. Ben. Ben çıkarmayacağım. Neyini beğendim biliyor musun bugün? İlk defa fark ettim. Kendini o kadar güzel ifade ediyorsun ki aferin sana. Teşekkür ederim. Çok güzel. Hiçbir duygu sömürüsü de yapmadın. Hiç de sinirli de değildin. Takılmıştın oraya ve bunu çok güzel anlattın, ifade ettin. Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Sende de biraz çelişkiler var. Bir bakıyorsun muhteşem bir siyah beyaz o şapkalar, bir bilmem neler. Bugün de böyle ama konsere gidiyorsun. Tamam, konsere giderken de böyle giyinilir. Hadi. Evet, İvan Hanım yorumu var. Tekrar giyer misin şeyin? Tamam. Kazak. Hemen ya da giyiyorum. Neyse. Çanta bırak çünkü çanta hiç beğenmedim. Çanta tamam. Olmadı. Evet. Botlarına bayıldım, rengine bayıldım. O salaşlığın tavrını da çok beğendim. Kolye bile de olabilir. Belki deri kolyeli de böyle bir daha abartılı bir şey takabilirdin daha salaş olmak için. Ve deri bir koskocaman bir yumuşak çanta koluna alabilirdin. Benim için çok iyi oldun ve çok beğendim seni bugün. Şu ana kadar en iyi tarzında karşınız. Kararları alalım hemen. Tarsın. Kemal. Teşekkür ederim. Morella. Teşekkür ederim. Bugün mutlu oldun mu? Yani almasam da mutlu olurum. Ben bir şey öğrenince de gerçekten mutlu oluyorum. Tek bir şey söyleyebilir miyim? Çok teşekkür ederim. Ne yaptığına karar veremiyorsun dediniz ama ben ilk hafta diye her şekle girebilirim. Hatalarımı düzelterek her şeyi giymelirim ben. 25 yaşındayım. Ama dün çok kötüydü. Okey, düzelteceğim. Her şeyi giymeliyim ve düzeltebilirim. Onu göstermek için ben Canım, farklı konseptlerde geliyorum. Siz burada onun için buradasınız. Hı-hı. Onun için yarışıyorsunuz. Biz size erişmek için buradayız. Öğrenmek için buradayız. Herkes çok mutlu. Sizi seviyoruz. Tebrik ediyoruz. Güle güle görüşürüz. Çok sağ olun. Çantanı unutma. Yerine geçebilirsin. Teşekkürler. Kıskandım ve sinirlendim. Yarın inşallah bir melekler gelsin sana bir yardım etsin. Ay uykumu getirdi. Yani kafan Filiz Akın, altın Atiye. Neden bunu yapıyorsun kendine? İyi misin bebiş? Ay tamam hadi artık ister. O günkü yorumum buydu şimdi de bu. Yanlış anladıysanız doğrusu bu. Doğruyu anlayın o zaman. Birden uzaklaşıveriyorum senden. Fazla abarttınız bence Ayşegül'e saldırmayı. Kimse Çünkü saldırmadı Ayşegül'e. Herkes hırs içinde Ayşegül'e saldırdı. Hayatım sen çelişkili konuşuyorsun. Çelişkili konuşmuyorum. Ay sen benim sinirlerimi bozuyorsun üstelik. Gerçekten bozuyorsun. Ha ben konuşayım ya. Allah. Ay sen ne kadar çok sabırsız bir kızsın. Yıldızlar sahiplerini buluyor sevgili izleyiciler. Tabii ki büyük ödül 100 bin lira. Rekabet de büyük. Üstelik bu rekabete dışarıdan dahil olan yarışmacılar var. Tabii ki siz de burada eğer iddialıysanız yarışmaya dahil olabilirsiniz. Bu tarz benimle yarışmak istiyorsanız yapmanız gereken şey son derece basit. www.showtv.com.tr'den başvurularınızı yapabilirsiniz. Siz de burada boy gösterebilir. Hatta direkt bir tek yıldızla yarı finaldeki yerinizi alabilirsiniz. Şimdi yine Uğurkan'a bağlanıyoruz. Uğurkan. Bak bakalım bir göreyim Cansu seni. Nasıl giyinmişsin, neymişsin, ne yapıyorsun? Efendim Ankaralı. Ben Ankara'yı çok severim. Şimdi
Belki şu kolyeyi görmesem, bu ayakkabıyla birlikte çok hoş diyebilirdim. Bu kolye bana biraz fazla geldi. Yani ayakkabı ve kolye, kolyenin bu tip renkli olması fazla geldi. Ayakkabı ve çantayı ben böyle beğenirim. Benim için burada kolye fazla gelmiş oluyor. Ama çıkaramazsın tabii artık. Ama senin kendi tercihin, sen kendini öyle beğenmiş ve kendini öyle tarz düşünmüşsün diyoruz ve yürüsün değil mi efendim? Ha Cansu, bir kere bakalım ha nereye gidiyorsun? Yani ben tahmin ettim de siz de herhalde sevgili seyircilerimiz tahmin etmişsindir. Kulübe gidiyorsun değil mi? Yani çünkü bunlar bu şekilde kulübe gidebilirsin. Bir gör bak, git bakalım nasıl gidiyorsun, nasıl giriyorsun içeriye? Merak ettim şimdi, tarz mı değil mi? O zaman hep beraber izleyelim efendim. Tarz mı değil mi? Hadi görelim Cansu. Ve şimdi bu tarz benim podyumuna Uğurlu Oda'dan Cansu geliyor. Ne yapardım bilmem, seni bir gün görmesem, sesini bile duymasam. Ne yapardım bilmem, ne yapardım bilmem, seni bir gün görmesem, sesini bile duymasam. Ne yapardım bilmem. Ben eserdim yerli gibi güller gider. Çok mu heyecanlısın? Biraz heyecanlıyım. Mikrofonu alır mısın lütfen? Yakın tutarsan sevinirim. Nereye gidiyorsun? Gece kulübüne gidiyorum. Ya düğün ya gece kulübü tercih hakkım evet. Vardı. Sen gece kulübünü tercih ettin. Evet. Arkadaşlarınla gidiyorsun. Evet. Özel biriyle mi gidiyorsun? Ya bir yemeğe gittikten sonra arkadaşlarımla gece kulübüne gidebilirim. Kıyafetle mesela. Peki. Hazır mısın? Hazırım. Yıldız Alman dileğiyle bakalım İnşallah. Buradan nasıl ayrılacaksın? Bir yıldızla mı yoksa... Sağ ol. Geldiğin gibi buradan gidecek misin? Sana bol şans diliyorum ve jürinin önüne uğruyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hemen konuya başlayayım. Gireyim. Eteğine en az 2 santim daha kısa olmalı ve daha dar olmalı. Kalem bir etek zaten. Büstiyer sana çok basık durdu, çok dar oldu. Üstüne patlayacak gibi bir durum. Kolye çıkartmak lazım. Çıkartalım hemen. Çünkü göstereyim kolyesiz nasıl duruyor. Eğer bir aksesuar kullanmak istiyorsan deri de belki bir şey olabilir. Mikrofonu alayım ben. Ya da ben açayım kolyeni bu arada. Siz devam edin. Ve yılan dezen ayakkabı o çantayla hiç olmadı düşünüyorum. O ayakkabı giymek istiyorsan kesinlikle sadece ve sadece deri bir çanta alması gerekiyor yanında. Renk artık siyah ya da ekru ya da yılandan o deriden içinde bir tane yeşil ya da renk seçebilirdin. Ama metal öyle bir payetli bir çanta olmaması gerekiyor. Evet. Cansu'ydu değil mi? Evet. Hoş geldin Cansu. Hoş bulduk. Gece kulübüne dans etmek, eğlenmek için gidilir bence. Doğru. Sen bu ayakkabıyla bu etekle nasıl dans edeceksin? Edemeyeceksin. Evet. Rahat edebilecek misin? Edemeyeceksin. Ya şöyle bir yemekten sonra hani bir kulübe... Olmuyor işte öyle dümdüz durmak için gece kulübüne gidilmez. Saçlarını da hiç beğenmedim. Bu kadar yandan ve yapışmış, sana yakışmamış. Teşekkür ederim. Yok yani olmaz böyle gece kulübüne gidilmez. Nur? Yani... O kadar şeyler, kötü şeyler gördük ki bu da çok çok da bir kötü değil. Tabii ki şeyleri var yani o fantastik yılan falan bilmem ne o. Bir tek neyini beğendim biliyorsun ya bir büstiyeyi beğendim ama. Yani ters değilsin, çok değilsin. Kararları mı alıyoruz o zaman? Evet. Peki. Buyurun. Nurella tarz değilsin dedi. Hala yıldız alabilme şansı var. İki jüri üyesinin kararı var. Yerine göre giymedin ve tarzını çok bulamadın. Tarz değilsin. Teşekkür ederim. Yıldız hakkını kaybettin. Kötü demedim. Gece kulübüne bu kıyafetle gidilmez dedim. O yüzden tarz değilsin. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz.
Yarışmacılarımıza devam ediyoruz. Gizem Kayalp bu tarz benim podyumunda. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Bugün nasılsın? İyi sayılırım. Dünden sonra biraz daha böyle bir çöküşüm oldu ama. Moralin bozuldu. Moralim bozuldu ama motivasyonun düştü diyelim. Daha kötüye gider. O yüzden kendimi öyle şey yapıyorum, tatmin ediyorum. İyiyim peki diyerek. Nereye gidiyorsun? Bir kız arkadaşımın doğum günü partisine gidiyorum. Evde olabilir. Belki orada birini bulurum. Ha, böyle bir niyet de var. Bu niyetle çıkılıyor. Hadi bakalım. Bol şans. Teşekkür ederim. Kısmetin açılmıştır inşallah. Var mı yorum Ayşenur? Bulur mu sence birini? Kesinlikle bulur. Aramasına gerek yok ki zaten. Teşekkür ederim. Eteğini çok beğendim. Çok cici duruyor. Gömlek olmamalıydı bence o eteğin içine. Saçını beğenmedim. Saçını çok çok güzel yaptın dün bence. Dün saçını çok beğenmiştim. Bugün saçını beğenmedim. Makyajın güzel, sen güzelsin. Teşekkür ederim. Ayşegül? Gömleğin içinde atlet var. Sanırım atletle daha güzel olur ama eteğin deseni çok alakasız ve etek çok üstte duruyor. Yani ama biraz daha aşağıda olabilir. Etek ve benim bacak boyumdan kaynaklı. Bence benim etek biraz da daha yani aşağıda olabilir ve düz olamıyor desenli olabilir. Atletle kombine olabilir. Kadar. Peki o zaman doğrusunu, yorumları, doğru mu değil mi, doğru yere doğru kıyafeti mi giydi? Jüri üyelerimizden yorum alalım. Seni yerine alıyorum. Hoş geldin. Hoş buldum. Bugün de başka bir şey olmuşsun. Ya şimdi bir şey söylemek istiyorum. Bu etekler bu iki yıldır çok moda. Böyle kuplardan açılan. Fakat bu vücutların eteği değil bunlar. Bunu giymek için çok ince, incecik belin beli olması lazım. Gerçi bacakların senin düzgün. Fakat burada kalınsın. Bu etek sana yakışmıyor. İkinci üstteki kırmızının üstünde o siyahla geçişin oldukça çok sert. Belki bir antrasit falan bir şey olsaydı daha böyle koyu gri sanki daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Ve saç, bu eteğe de bu gömleğin üstüne bu saç olmaz yani, salkım saçaksın. Ben bir şey öğrenmek istiyorum. O eteğin kızısın yoksa gömleğin kızısın? Gömleğin ve ayakkabı kızınsın. Ya ben bu eteği çok seviyorum. Niye? Benim yanlarım var. Ve ben bu etekle onları kapatıyorum. Çok dar bir şey giydim, evet giydim ama dar bir şeyi bel altında giydiğim ya, zaman... Etek de güzel, gömlek de güzel, ayakkabı da güzel ama... Hep başka bir şey mi yani? Evet, etek mesela bir tarz yaratmak için, aha, tarz olmak için herkese farklı şey görmek için üstünde ekru ya da beyaz, neyse ekru mu beyaz mı şey çiçek rengine. Hı-hı. Böyle bir yuvarlak, oval yaka, biraz daha dekolteli tişört, penili tişört giyersin. Ayağına şey botiler ya da mesela Ayçan böyle bir ayakkabından biraz da modern bir ayakkabı giyersin. Bir takılarında yorumlarsın. Çok daha cool tarz yaratabilirsin. Kemal, daha önceki günlere nazaran ben bugün seni beğendim sen. Teşekkür ederim. O ayakkabılardan her ne kadar nefret de etsem artık herkesin ayağında, herkes standart. Ay stiletto için böyle bir şey söyleme. Hayır, stiletto lütfen için demiyorum, o ayakkabıdan bahsediyorum. Ha, hepsinin evet ayağında aynı ayakkabı var. Saçını beğenmedim ama genel olarak seni beğendim. Teşekkür ederim. Hemen kararımı kararları veriyorum. Kararları da açıklayalım. Tarsın. İvana? Yani şu anda gördüğüm kadar çok daha iyisin. Ve sana tabii ki bir yıldız bende. Tarsın. Teşekkürler. İki yıldız aldı, yıldız ay, aldı. Ay ben pas geçiyorum. Ama artık zaten fark etmiyor tatlı. Fark etmiyor. Olsun. Gene ama de merak ediyor. Merak ediyor. Tamam.
Teşekkürler. Hoşçakalın. Hepsi beğendiler seni. Tebrik ediyoruz. Yıldızını da aldın. Güle güle. Tabii ki burada tarzdan, kişisel giyim tercihlerinden bahsediyoruz. Bunlar üzerine yorumlar yapıyoruz ama bazen de birkaç gün olmasına rağmen biz bu stüdyoda bir aile gibi yaşamaya başladık. Hep bir aradayız ve yavaş yavaş birbirimizi de tanımaya başlıyoruz. Bazı anlar geliyor, duygusallaşıyor yarışmacılarımız. İşte o anlardan birini yaşadık dün ve dış görünüşüyle bambaşka bir imaj yaratırken aslında içinde farklı duygular barındırdığını öğrendik ve hepimiz burada çok duygulandık. Ayşenur Balcı, Bu Tarz Benim podyumunda. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Çok iyiyim. Daha mutlu musun dünden? Evet. Neşeliyim, mutluyum. Her zamanki gibi. Enerjin harika. Evet. Peki nereye gidiyorsun? Ben bir rock grubunun solistiyim. Tamam, evet. Sen bayağı kimliği de değiştirdin. Evet. Güzel. Konser vermeye gideceğiz. Konser vereceksin. Festivalde misin yoksa statta? Yani bir bar. Ha, var. Düzenli olarak sahneye çıkıyorsun. Evet. Bu akşam programı sıradan çıkacaksın. Sıradan bir şey böyle. Söyleyeceğin şarkının adını biliyor musun acaba? Bir rock şarkı. Hmm. Ne söylersin? Neyi yakıştırırsın kendine? Bilmiyorum. Pek rock dinlemiyorum aslında. Peki. Sahnesine çıkarım ama diyorsun. Yani. Enteresan. Hemen yorumları alalım. Özlem. Ben Ayşenur'u iddialı buldum ama güzel bir iddia. Boş bir iddia değil. Beğendim kombinini. Teşekkür ederim. Yani pek bir eksik bulamıyorum. Arıyorum ama bulamıyorum. Esra. Kolyesini çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Süper. Kolyem için çok ufak bir şey söylemek tabii istiyorum. Normalde taşı vardı böyle. Hı-hı. Merdivenden çıkarken düştü. Sonra Ayşegül bana yardım etti. Kolyenin yapışkanını falan çıkarttı. Çaktırma kimseye, boncuğun düştüğünü kimse görmesin dedi. Böyle daha iyi oldu dedi. Kolye için o yardım etti. Çünkü ben bunu normalde düştüğü için taşı çıkartacaktım. Hı. Söylemedin, iyi oldu. Tekrar takıyorum şu an. Ama gayet yani çok da hiç öyle bir eksik bir şey varmış gibi de görünmüyor. Yapıştırmışlardı zaten, hemen çıkarttık. Peki hazırsan eğer seni jürinin karşısına alacağım. Hazırım. Bol şans. Teşekkür ederim. Hoş geldin Ayşenur. Hoş buldum. Şimdi rock grubunun solistisin. Evet. Ama rock grubu söyle dediğin zaman bir rock grubu söyleyemiyorsun. Nasıl bir fikrin oluyor peki, solisti nasıl giyinir? İzliyorum. İzliyorsun. Ama dinlemiyorum sanırım. Ha, peki ben geçen iki gün önce bu eteği Öykü'nün üzerinde hatırlıyorum. Ya ben bunu 3,5 hafta önce aldım ve bunun yani, kotunu yani da aldım. Ve Öykü o kadar güzel bir yorum yapmıştı ki o eteğe. Sen şimdi böyle rock grubu solisti gibi çıkıyorum dedin. Saçının alakası yok. Üstündeki göğüs dekoltesi. Hiçbir rockçı böyle giymez. Bu bir modacının, bir tasarımcının rock yorumu olabilir. Giyinen birini biliyorum ama. Model grubu. Tamam, o da rockçı sayılmaz zaten. Değil mi? Değil. O zaman ben bilmiyorum. Hiçbir gerçek rockçı bu şekilde giyinmez. Bence biraz araştır. Bir kendin bir şeyi yorumlayacağın zaman bütün detaylarıyla öğren. Ve o ayakkabıyla sahnede rock şarkıcısı olarak zaten duramazsın. Ha, güzel bir tarz oluşturmuşsun ama dediğim gibi talihsizliğin Öykü'nün bu eteği senden daha önce giyip daha güzel bir yorumla karşımıza çıkmış olmasıydı. Stiletto kolye tamam. O ikisi de uyumlu ama etek ve stiletto asla olmamalı. Şarkıcı mısın? Solistsin. Şarkıcı. Evet, az solist gibi daha şey olarak yani düşünüyorum. Beğenmedim seni bugün. Altındaki popucu ben de hiç istemedim. Daha böyle... Buti değil mi? Buti. Evet, buti. Böyle burnu açık falan. Aynen, aynen. Butiler var. Buti. Platformlu falan böyle. Öyle olabilirdi.
Yani bugün ben seni daha bir değişik bekliyordum. Saçında, başında, bir yerlerinde böyle bir atraksiyon bekliyordum. Yani kötü de değil. Aslında doğru yaptın. Dur, bitirmedim. Gösterdin yani. Tamam. Doğrusunu gördük ve yanlışlıkla doğurduk. Aslında herkes izliyor şu anda ve aslında bu nasıl eteğine girmesi gerekiyor. Doğrusunu ben olsam gördüm. Bunun üstüne bir küçücük böyle dar, çok böyle vücuduna böyle önüne epeyce açık kalacak zımbalı mımbalı bir mont giydiğin zaman daha iyi olacaktı. Yani herkese deri mont giydirdiniz. Ben herkese deri, bütün Türkiye'ye deri mont giydirdiniz. Neyse, ben fikrimi belirtiyorum. Tarz değilsin. Ay. Verdiği konsept üzerine söylüyorum. Normalde güzel olabilir ama o konsept için tarz değilsin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok derisin benim ne için. Giydirecektim canım? Çuval mı giydirecektim? Tarz değilsin. Dorella. Teşekkür ederim. Tarz. O benim Donatella. Donatella'ya bir çok tarz. Teşekkür ederim. Bugün yıldızını alamadın. Bir şanssızlık pişti. Geçmiş olsun diyelim. Aman sakın ağlama. Yok, ağlamayacağım. Lütfen. Ağlamayacağım. Sakın. Hayır. Ama şarkı yıl. Düşün. Hangi şarkı tamam. Söyleyeceğim? Tamam mı? Tamam. Bir tane bildiğim bir rock şarkısı olsun mesela. Tamam, tamam. Teşekkürler. Hoşça kal. Bu tarz benim. Ve bu tarz benim podyumunda Özlem Özlem var şimdi sırada. Hoş geldin Özlemciğim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Nereye gidiyorsun? Ben bir alışveriş merkezine gidiyorum. Acil bir ihtiyaç mı var? Elbette. Ne mesela? Yani her zaman bir ihtiyaç oluyor. Yani yarışma için vesaire için. Hı. İhtiyaç için. Sürekli AVM'lerdeyim diyorsun. Evet, AVM'ler insanın rehabilite ediyor bence. İyileştiriyor. Alışveriş yapmak güzel bir şey. Peki. Hemen yorumlar alalım. Gizem. Ya çok çok rahatsın. Ya alışveriş merkezinde neticede şehir merkezindeki alışveriş merkezleri kocaman, geniş. Mesela isim vermeyeyim. Alışveriş merkezinin nasıl olduğunu biliyorum. Cümlemi bitirmedim yani ama. Bol yürüyorum vesaire. O yüzden. Ya biz de gidiyoruz alışveriş merkezine. Ben ondan bahsetmedim. Ha. Yani sen 3-4 günden beridir hani hep rahatım. Evet, biz de rahatız. Biz de seviyoruz rahatlığı ama sen bayağı rahatsın. Ben ondan bahsediyorum. Ya evde gibi yarışmada, öyle mi? Sanki evde. Ben çok özentisiz ve çok rahat buluyorum. Rahatlığı seviyor olabilirsin, saygı duyuyorum kesinlikle. Ben belki her gün topuklu giyerim, sen giyemezsin. Ben ondan bahsetmiyorum. Bence çok fazla rahatsın, her gün öylesin. Cüzdanını da aynı şekilde. Hani özentisiz buluyorum. Yani, başka bir şey söyleyemiyorum. Çok yürüyorum o yüzden. Biz de yürüyoruz, uçmuyoruz. Ben yürüyüş yapıyorum herhalde. Benden fazla yürüyüş yapan yoktur ama zaten böyle yürüyemezsin. Bence böyle bakkala gidebilirsin elindeki cüzdanla acilen evden çıkıp. Çünkü o ayakkabı da acilen giyilmiş gibi. Yo. Bana göre bakkala gidersin. Ya bakkala da giderim tabii ama AVM'de de bakkallar mevcut, marketler mevcut. Özlem batırma. Hayır. Son olarak. Ben hani evet pardon. Sen cümleni tamamla. Benim konfor anlayışım ve şıklık anlayışımı hani adapte etmeye çalışıyorum hani görün diye ama hani bu benim tarzım, her zaman söylediğim gibi bu benim tarzım. Ben böyle seviyorum, böyle kendimi. Biz de burada doğruyu öğreniyoruz ve sana doğru eleştiri yapmaya çalışıyoruz. Hayır, ben teşekkür ederim, ayrı ayrı, o ayrı konu. Sara. Özlem, ben yaşına göre o altındaki pantolonla hiç uyumlu bulmadım. Yani Miki çok alakasız değil mi sence? Vallahi. Ayrıca ayakkabılarını da hiç beğenmedim. Tişörtün çok sıradan geldi bana. Boynundaki kolye ayrı bir olay. Yani çok yani affedersin ama ben hiç çıkarmıyorum. Hiç kardeşimin hediyesi olduğu için hiç kolyemi tamam, çıkarmıyorum okay, hemen hemen. Tamam okey, kolyeni hadi diyelim. Kolyeni görmüyorum dedim. Ha, beyaz ama basit. Pantolon... Ayakkabı...
Bence animasyon karakterlerini insanların yaşlarına göre sınırlandırmayalım. Çünkü dünyada bir sürü çizgi animeyi 7 yaşındaki ya da 3-5 yaşındaki çocuklar değil, hani 70-80 yaşına kadar insanlar izliyor ve o yüzden ben bir anime karakterini üzerimde taşıyabilirim yani. Ben 19 yaşındayım, yani. O giydiğim pantolonu giymem. Ya ben giyebiliyorum işte yani. Benim için fark etmiyor. Ben severek de kullanıyorum. Peki bir şey soracağım. Hiç yarışmada yani podyuma gelmeden önce içinizden birisi söyledi mi Özlem'e? Yani bence bunu giyme diyen oldu mu aranızda? Özlem çıkmadan önce biz arkalı önlü çıkıyoruz. Hani Ezgi ben bunu böyle giydim, bunu böyle giydim falan. Ama yani iş işten geçmiş artık, anlatabiliyor muyum? Yapılabilecek hiçbir şey yok. Zaten bunu getirmiş yanında giymek için. Bunu planlamış. Hani üstüme beyaz mı giysem, siyah mı giysem, ama burada konuşabiliyoruz. Zaten herkes kendisi hazırlanıp çıktığı için hani buna bir fırsat olmuyor böyle. Oturalım da birbirimize, aa bak bu olmamış. Hayır, fikir vermek için böyle tabii, bir... Tabii. Yakın oldu var mı sorduğun, böyle giysem olmuş mu? Her kadın sorar yani. En yakınında bulduğuna sorar, olmuş mu, onunla bunu mu giyeyim diye. Tabii ki illaki birilerine fikir danışırsın. Yani. Hiç söyle yani, çünkü ciddi olumsuz yorumlar yapıyorsunuz. Söyleyen oldum diye merak ettim sadece. Söylesek de o genelde ben böyle rahatım, ben böyle konforluyum, ben böyle seviyorum, bu benim tarzım dediği için bir süre sonra şey yapmıyorsun. Hani pek karışamıyorsun, karışmak istemiyorsun. Seni jürinin karşısına alıyorum. Bakalım jüri üyelerimiz neler söyleyecekler. Özlem, 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 Özlem. Bundan yıllar, yıllar önceydi. Ben çok küçüktüm. İlkokula mı gidiyordum, ortaokula mı gidiyordum hatırlamıyorum. Karabiberim diye bir şarkı çıktı. Ne? Karabiberim. Ben çok küçük olmama rağmen Serdar o zaman Ortaç. Bile, evet, o zaman bile o mikili pantolonu sevmemiştim. Şimdi bu dönemde, bu devirde artık çocuklar bile mikili pantolon giyinmiyorlar. Nine. O kadar stilli, o kadar şıklar ki bu kadar çocuklar. Ve sen bu yaşında hangi akla hizmet mikili pantolon giydin? Şaşkınlık içindeyim. Hele altındaki ayakkabılar. Hele o ayakkabılar. Ya, yani evet. Emel'in de ayağında var o tarz gizli, dolgu, topuklu spor ayakkabı kadar kadını korkunç gösteren bir ayakkabı yok. Elindeki cüzdanın, üstündeki atletin, bakkala bile gidilmez bu kılıkla. Aslında demin bir arkadaşı eleştirirken gizli topuk hoşlanmıyorum dediğinizde dedim içimden bitti. O an dedim yani şimdi yalan yok. Direkt bak dün ne güzel oradan. Giymiştin, ben bir şaşırmıştım, acaba olmuştum böyle bir soru işaretimi kırıyordum kafamdaki. O soru işareti şu an ünleme dönüştü. Buramda kocaman bir ünlem var şu an. Aslında kocaman bir valizim var ve bir sürü kıyafetle giydim. Koca valizin içinden bunları mı giydin? Aslında. Yalnız her gün... Yalnız her gün aynı şekilde gece elbisesi ya da başka bir benzer bir şey giymek istemiyorum. Yani benim demek ki bir gün sahil kenarında, bir gün yemek yerken, bir gün gece bir yere giderken, bugün de AVM'ye giderken nasıl olabilirim? Tamam, nasıl her gün başka bir şey giy, bize her gün başka bir tarz göster zaten. Evet, o mevzu o. Fakat AVM'ye gidiyorsun, bir jean giy, güzel bir... Pantolon giyip aslında üstünde giyim, o Mickey baskısı olmak aslında zorunda giyim mı? Aslında giyimim çok rahat ve güzel. Tamam, rahat olabilir ama şıklık rahat bir şey değildir. Bunu at kafandan. Hayır, şık ve tarz olmak istiyorsan bazen rahat olmaman da gerekebilir. Çok rahatsız ama çok şık olabilirsin. Bu nedir? Bunun bir açıklaması yok. Saçın özensiz, bakımsız. Kulağındaki küpe ne alaka bu tarz için o zaman? Öyle diyelim. Parıl parıl. Yani kelimelerim şu an kifayetsiz. Ve bittiler. Dolayısıyla artık arkadaşlarım kelimeler benden devralsınlar yorum olayı. Kelimeler anlamı yok. Yitirmişiz anılarla. Bak güzelim. Seni ikaz ediyorum. Burada kaç tane kız oturuyor? Hepsi o kadar güzel bacak bacak üstüne atmışlar. Hepsi benim gözetimim altında. Çünkü karşımda. Sen o kadar kötü oturuyorsun ki. Yani... Buna da aslında diyemezsin artık. Yok, ona bunun bakın. Cevabı aslında yok yani. Bir dakika, bir dakika. Ay. Öyle gözünü kapatma yani. Ay bir sabır diler gibi. Yok yok, sus Özlem diyorum içimden. Estağfurullah, öyle şey der miyim? Hayır yani, o kadar kötü oturuyorsun ki.
Yani şu oturmasını bir gösterir misiniz? Göstermesinler bence çünkü gerçekten haklısın yani. O kadar kötü oturuyorsun ki önce sen oturmanı düzelteceksin güzelim. Sen kendini seyrettiğin zaman göreceksin yani. Nasıl bir lakayt, nasıl bir saygısızca. Farkında değilsin oturuyorsun. Ben sana bunu hiç yakıştıramadım. Bir genç kız, bir genç ben milyonların karşısında böyle oturamaz. Bak bütün arkadaşların hepsi muhteşem oturuyorlar. Muhteşem oturuyorlar. Bir tek sen bozuyorsun. Ya özür dilerim o konuda. Özür dilerim ben bunu seni kendin için söylüyorum yani. Bu herkese yani bir saygısı senin kendine saygın yok o zaman. Ne demek ya sen bir yere gelmişsin, burada bir yarışmadasın, böyle böyle bir oturacaksın ki böyle yaymışsın kendini. Şey sanki şey yere oturmuş misket oynuyorsun gibi. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hiç de beğenmedim. Dilinde papuç kadar. Aslında. O kadar. Mutfakta mercimek çorba pişiyorsun. Bir anda tuzu yok. Acile cüzdan aldın. Bakkala gidiyorsun, alıyorsun. Bu kadar. Evet. Ders? Değilim. Bu? Değil. Yeter artık şey yapalım. Bitti. Ben bitti. Oyunu bile verdim. Çok netti her şey. Okay, netti her zaman. Şey. Ben söyleyeceklerimi söyledim. Rahatladım. Evet. Diyorum ki... Tarz değilsin. Duble. İvana. Ben de zaten söyledim. Tarz değilsin. Teşekkür ederim. Ya Ne? Ben tekrar hani kusura bakmayın. Oturmamdan rahatsız olduğunuz için özür dilerim. Hani dikkat edeceğim. Dikkat etmen gereken çok fazla şeyi aklında tutman gerekecek Özlem. Çünkü dün bir yıldız aldın ama bugün yine yıldızsız. Buradan gidiyorsun. Artık eleme. Evet. Eleme gecesine yaklaşıyoruz ve sadece bir gün kaldı. Evet. Diğer yarışmacı arkadaşlarınla kıyasladığında hemen hemen kesin gibi gözüküyor senin yıldızsız. İnşallah yarın şaşırtır bizi. İnşallah. Elenmeye yakın bir isimsin. Lütfen. Biraz kendini toparla ve rekabete dahil olmaya çalış istersen. Tabii bir başka şans da var. Eleme gecesi o kadar şık gelirsin ki. Burada nutkumuz tutulur, jüri söyleyecek kelime bulamaz. Bütün bunları siler bir kenara koyarsın ve yarışa kaldığın yerden devam edersin. Tamam? Tabii ki. Seni yerine alıyorum. Bekliyoruz. Teşekkür ederim. Bu tarz benim. Bir kez daha Uğurkan'a bağlanalım. Bir yarışmacı daha gönderecek bize. Uğurkan merhaba. Hoş geldin Türkiye'ye diyeyim öncelikle. Hoş bulduk. Rusya'dan geliyor. Hangi şehir? Kaliningrad. Kaliningrad. Baltık Deniz kenarısında. Baltık Denizi. Litvanya falan çok yakın çok değil yakın. Mi? Evet, o zaman sevgilerimizi yolluyoruz. Bir Rusça sen de yolla bakayım sevgilerini Kaliningrad'a. Mamaçka большой привет от тебя, очень люблю. Tabii annesine mamaçka deyince annesine yolladı. Bizden de sevgiler, sevgili annesi tercüme edersiniz. Tüm orada bizi izleyenler, Türkiye'den orada olanlar sevgilerimizle. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Tabii sen orada Ivana, Nur falan söyleyecek de. Ayakkabıların çok güzel ama bu kıyafet için uygun mu bilmiyorum. Ayakkabılarını çok beğendim. Ama bu kıyafet, orası hareketli, burası hareketli, onda bir renkler, bir şey var. Bir de Eva, bu bedeninle ilgili, yani şunun biraz daha yukarıdan olması gerekiyor bana göre. Çünkü neden? Burayı kısmışsın, burayı uzatmışsın. Onu, burası tam yerine oturuyor. Bak burasının şuraya oturması lazım Eva. Evet bana da öyle geliyordu. Yürü bakalım bu kıyafeti nasıl taşıyorsun? Tabii sormadım nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Düğüne. Düğüne gidiyorsun. Tabii efendim ille düğüne gidildiği zaman ille tuvalet giyil böyle bir şey yok tabii. Ben bunu kendi gözüm olduğu için söylüyorum. Başkaları ille tuvalet giyilecek de diyebilir ama benim için ille tuvalet değil. Gayet şık bir elbiseyle de mini elbiseyle de düğüne gidilebilir kardeşinin düğününe. Ve müzik diyoruz. Nasıl taşıyorsun? Hep beraber izliyoruz efendim. Nur, Ivana, Kemal. Bu mu? Bu mu? Sevgili izleyicilerimiz. Hep beraber merak ediyoruz. Ne diyecekler Eva'ya? Güzel bir şey değilsin. İçinden ne geliyor? İçinden ne geliyor?
E hadi görelim o zaman bu mu? Hep beraber izliyoruz efendim. Ve Uğurlu Oda'dan yeni bir yarışmacı adayı daha geliyor. Eva bu tarz benim podyumunda. Hoş geldin Eva. Seni böyle alayım. Merhabalar. Heyecanlısın. Evet. Memleket nere? Rusya. Rusya. Peki, kıyafetini gördük. Düğün mü, kulüp mü? Ablamın düğününe gidiyorum. Ablanın düğününe gidiyorsun. Heyecanı biraz olsun yendin mi? Evet. Hazırsan hemen seni jürinin önüne alıyorum. Tamam. Bakalım yıldız alabilecek misin? Teşekkür ederim. Bol şans. Hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz? Teşekkür, biz de iyiyiz. Ayakkabını çok beğendim, güzel bir ayakkabı seçtin. Ama elbise hiç beğenmedim. O ayakkabın keşke darıcık bir mercan renk çünkü ya da saks mavi, turkuaz mavi bir darıcık bir elbise giyersin. Ben de çok daha iyi not alırdım. Yeşil, yeşilin de rengini çok fazla buldum, cırt buldum, çok sert buldum. Çantanın uyum, ayakkabının uyumu beğenmedim. Senin ucuna göre değil, hem de tarz çok demode, çok eski, çok daha modern bekliyordum. Ve o lule lule saçlar biraz daha kabarık ya da güzel bir topuz olabilirdi. Damlık topuz. Teşekkürler. Teşekkürler. Eva merhaba. Merhabalar. Ben elbisenin modelini de, kumaşını da, rengini de, saçını da, rengini de, taramasını da, çantanı da, hiçbirini beğenmedim. Sadece ayakkabıların güzel, o da seni kurtarmıyor maalesef. Nurella. Teşekkür ederim. Ben de Kemal dedi ya, onu da saçın da diyorum. Türkçe biliyorsun. Biliyorum. Ne iş yapıyorsun? Fuarlarda çalışıyorum. Tercümanlık yapıyorum. Efendim? Tercümanlık yapıyorum fuarlarda, organizasyon işler. Ha, Ruslara, Rus hemşerilerine. Evet. Bekar mısın? Evet. Anladım. Elbiseni kaça aldın? Elbise 150. Ne? 150. Ha, yazık yok. O paraya. Keşke o paraya. Bir penye bir elbise giyseydin şöyle. Böyle jansı minicik, daracık ondan. Saçını da, saçın da kötü. Çünkü fiziği çok güzel. Elbisen güzel. Kötü, evet. Hoş bir bayansın. Teşekkür ama ederim. No haroşa. No. Kararları mı açıklıyoruz? Evet. Evet. Tarz değilsin Nurella. Tarz değilsin Eva. Bana. Maalesef tarz değilsin. Peki, üzgünüm Eva. Buraya kadar. Teşekkür ediyoruz katıldığın için, bizimle olduğun için. Bu tarz benim. Sevgili izleyiciler, bu tarz benim de bugünün son yarışmacısında sıra Ezgi Baylar podyumda. Hoş geldin. Hoş bulduk.
Nereye gidiyorsun? Taksim'e. Şöyle alayım seni. Taksim'e gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Taksim'de bir gece kulübüne eğlenmeye gidiyorum. Evet. Öncesinde yemek yok. Evde çocuğu uyutuyorum, çıkıyorum. Saat kaç suları? Saat işte 9.30'da, 9-9.30 gibi uyutsa 11 gibi çıkarım. Çıkarsın. Peki. Hemen yarışmacı arkadaşlarımızdan yorumları alalım. Aycan. Ben Ezgi'yi beğendim bugün. Ay konuşamadım. Ben Ezgi'yi beğendim bugün. Zaten her zaman çok hoşuma gidiyorsun. Teşekkürler. Acaba saçını mı farklı yapsaydın acaba? Evet. Tarzına pek uyum sağlamamış sanki. Yani şuradan bir değişiklik yaptım. Değişiklik. Ama... Bakayım arkasına bakabilirim. Yani farklı olmuş ama kıyafetine pek uyduramadım nedense. Ama genel anlamda hoş görünüyorsun ve deri pantolonun da çok yakışmış. Teşekkürler. Nur, son bir söz senden alalım. Çok hoş görünüyorsun. Gece kulübüne gidilir böyle elbiseyle. Ben kendi tarzıma göre yorumlamak istersem sadece gömleğin bir ucunu şöyle hemen bir kenarına sokardım. Saçımı açardım, dağıtırdım. Öyle giderdim. Geri kalanı harika. Teşekkürler. Rica ederim. Özlem, yorum yapmak ister misin? Ya ben beğendim. Ben beğendim, o yüzden gerek yok. O zaman jüri karşısında bol şans diliyoruz. Teşekkürler. Ezgi, hadi Taksim'e gidelim. Eğlenmeye mi? Ben seninle gelirim böyle Taksim'e. Sıkıcı değil miyim? Beraber gideriz, ben beğendim. Tamam. Olur, Taksim'e uygunsun. Ben seninle gelecek olsam kolyeni çıkarttırırım. Saçındaki o örgüyü açtırırım. Onun dışında beraber hep eğlenmeye gidebiliriz. Beğendim, okey. Açayım mı? Bugün okeysin. Ay çok şükür. Ya. Korkuyorum, korkutmayın beni. Ay ne korkuyorsun ya, ben pamuk gibi bir kadınım. Affedersiniz. Sen sanki bu papuçlarının çizmelerinin içinde sana... Üç numara büyükmüş gibi yürüyorsun. Niye öyle? Şu an parmaklarımı hissetmiyorum. Sen basma özürlüsün. Hayır. Hissetmiyorum parmaklarımı. Hissetme değil. Öyle bir yürü ki dünyanın en güzel kadını benim. Kafanda sanki 10 tane cilt var kitap. Böyle sen böyle bir seke 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 bir yürüyorsun. Parmaklarımı böyle sağlam bas. Sağlam bas. Yani onu istiyorum. Böyle bir şey yürüyorsun. Gerçi hoş, bugün seni beğendim, saçın. Kemal'in söylediklerine bir şey katmıyorum. Aynen. Açtım. Katılıyorum. Ben de bu kıyafette seni at kuyruğu isterdim olsun. Böyle geriye, böyle sımsıkı. Öyle düşürdüm, kolyen de olmayacak. Yalnız basarken kendinden emin değilsin. Sanki böyle umutsuz bir kadın gibi yürüyorsun. Halbuki iddialı bir kadınsın. Umutsuz değilim. Ama bana öyle geliyor. Yani böyle... Umutsuz, iki çocuk doğurmuş işte evde, hani böyle ay böyle kaderine boyun eğmiş. Böyle bir olsana ya, yürürken şöyle şey basıyorsun, ne bileyim ben ayak hastasıyım, basış hastasıyım. İnşallah Uğurkan Bey'le çalışıp basış, onu düzeltirim. Kadında basmak, parmaklarının ucunda yürümek falan benim çok hoşuma gider. Erkekte bile çok önemli. Sahnede özellikle. Ben sahnede buradan kendisine çok sevgiler. İbrahim Tatlıses gibi bacağını, ayağını güzel kullanan birisini görmedim. O kadar güzel. Basış, yürüyüş o kadar önemli ki. Onun için biraz prova yap. Şöyle bir basışlarını kontrol et. Böyle korkak basıyorsun. Söyleyeceklerim bu kadar. Peki. Teşekkürler. Ezgi'cim, Taksim'e o klube giderken bir düğme daha açabilir misin o gömleğinde? Açamam. Bu kadar, budur. Şu an açamam. Kaynanası yani. Kızar. Yani zaten. Aa, bu kadar oluyor, anladım. Kayınvalidesi yani seyrediyor. Sansüre giriyor gerisi. Anladım. Saçına hariç ve kolyeden hariç bende de. Her şeyde bendim. Gayet darsın. Devam edelim. Ezgi, tarsın. Yırttın bugün. Teşekkürler. Oh, çok şükür. Teşekkürler. Tarsın. Teşekkürler. Yıldızını aldın. Seni uğurluyoruz. Teşekkürler.
tarz benim. Geldik programın sonuna. Şu yıldız alanları bir görelim, bir ışıl ışıl parlasınlar. Kimler kaldı geride? Evet, oturan yarışmacılarımızı görüyoruz. Yarın zaten kim ne kadar yıldız topladı, başarı grafiğinizi göreceğiz. Neyle karşı karşıyasınız, nasıl bir rekabet yaşayacağız bunu göreceğiz. Cumartesi gecesi, bu tarz benimde ilk eleme gecesini yaşayacağız ve yarışmacılarımızdan biri bu yarışa veda edecek. Tabii ki yıldızlar devreye girecek. En çok yıldızı alan 3 yarışmacı koruma altında olacak. Diğerleri ise yarışmacı arkadaşları tarafından elenmek üzere önerilebilecek. Ama o kadar güzel gelirler ki işte o zaman her şey değişebilir. 100 bin liralık büyük ödül için yarışıyorlar. Ve cumartesi gecesi özel bir saatte Kemal Dolun'un kardeşi Kadir Dolun'un dizisi Kalp 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 Gülücük 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 Fatih Harbiye'den hemen sonra yayında olacağız. Yayın saatimizi de hatırlatalım ki karşı karşıya gelelim, buluşalım. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın haftanın son günü, son yıldızlar dağıtılacak. Heyecanlıyız. İlk eleme gecesinde muhteşem şovlarla karşınızda olacağız ayrıca. İvana Sert'in şovu var bir kere. En önemlisi. Özlediler, çok özlediler. Sürpriz olacak tabii ki. İrem Derici konuğumuz olacak, bunu da şimdiden söyleyelim. Çok özel defilelerimiz var, yurt dışından şovlarımız var. Bomba gibi. Bir de çok cumartesi önemli biliyoruz. Ve bomba gibi yani ters köşe diyelim. Aynen öyle. Çok önemli bir jürimiz var. Çok eğleneceğiz. Aynı zamanda heyecanı yaşayacağız. Konuk jürimiz olacak. Bugünlük bu kadar, veda ediyoruz. Söylemek evet, istediğiniz ben şey yine tabii günün sonunda bir şarkı göndermek istiyorum. Hangi ile gönderiyoruz bugün? Ben bizden sonra biraz sonra sevgili Seda Sayan başlayacak. Bu şarkıyı sevgili Seda Sayan'a gönderiyorum. Öpücüklerle. Selamlar burada. Kokulu öpücüklerle. Kokulu kokulu Seda'ya. Hoşçakalın. Cana dokunma, anlaşmak bir bakış, bazen de seviyorum demektir. Anlaşmak bir gülüş, bazen de bir özür dilemektir. Zor değil, zor değil. Seviyorum seni derken bana özür dile. Ay ben Moray Kabir'i kıskandım ve sinirlendim. Yarın inşallah, inşallah bir melekler gelsin sana bir yardım etsin. Getirdi. Yani kafan Filiz Akın, altın Atiye. Neden bunu yapıyorsun kendine? İyi misin bebiş? Ay tamam hadi artık ister. O gün yükü yorumum buydu, şimdi de bu. Yanlış anladıysanız doğrusu bu. Doğruyu anlayın o zaman. Birden uzaklaşıveriyorum senden. Fazla abarttınız bence Ayşegül'e saldırmayı. Kimse çünkü saldırmadı Ayşegül'e. Herkes gerçekten hırs içinde Ayşegül'e saldırdı. Hayatım beni, sen çelişkili konuşuyorsun. Çelişkili konuşmuyorum. Ay sen benim sinirlerimi bozuyorsun üstelik. Gerçekten bozuyorsun.
ben konuşayım ya. Allah. Ay sen ne kadar çok sabırsız bir kızsın.